Evet, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bugün bilim, teknoloji, ekonomi sohbetlerinin 12.sini yapıyoruz online olarak. Ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Oral bizlerle olacak. Ben önce hem kendilerini tanıtmak hem de Bilgi Ekonomisi Derneği hakkında bilgi vermesi için sözü Davut hocamıza bırakmak istiyorum. Davut Kavranoğlu'na. Hocam buyurunuz. Değerli dostlar, Bilgi Ekonomisi Derneği olarak geçen sene başladığımız ve bu sene ikincisini yapmakta olduğumuz bilim, teknoloji, ekonomi sohbetlerimize bu COVID-19 pandemisi dolayısıyla, küresel salgın dolayısıyla ara vermiştik. Umut ediyorduk ki bugünkü toplantıdan itibaren, 30 Mayıs'tan itibaren tekrardan derneğimizde bir araya gelip bu seminerleri yapabiliriz. Ama görüldüğü kadarıyla onu yapmamız için henüz ortam uygun değil. Zaten İstanbul'da şu anda sokağa çıkma yasağı var. Ama insanların saatlerini, sağlıklarını tehlikeye atmaya da gerek yok. Dolayısıyla biz Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu olarak online olarak bu seminerlerimize devam etme kararı aldık. Bu da ilk online programımız olmuş oluyor. Bu toplantıda Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu'ndan Sayın İlhan Bağören var. İlhan Bağören Derneği'nin CEO'su. Doktor Mustafa Aykut var. Doktor Mustafa Aykut da Türksel Yönetim Kurulu danışmanı. Mutat olduğu üzere ben sizlere bugünkü çok değerli konuşmacımız Profesör Doktor Ahmet Oral'ı tanıştırmak istiyorum. Profesör Doktor Ahmet Oral lisans eğitimini ODTÜ Elektronik Yüksek Lisans ve Doktor Eğitimimizde Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünde tamamlamıştır. Doktora ve lisans çalışmaları sırasında ülkemizdeki ilk taramalı tünelleme mikroskoplarını imal etmiştir. Doktor Oral doktora sonrası çalışmalarını İngiltere'de Bath ve Oxford Üniversitelerine devam ettirmiştir. Bilim Akademisi Derneği'nin kurucu üyesidir. 1999-2008 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve profesör olarak çalışmıştır. 2008-2013 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmıştır. Doktor olarak Oxford'da Nanomagnetics Instruments Limited 1998 ülkemizin ilk nanoteknoloji şirketleri olan Nanomanyetik Bilimsel Cihazlar ve Nanosis'in 2005 ve ABD'de Nanomagnetic Instruments kurucusudur. Nanomanyetik Bilimsel Cihazlar Şirketi 2016 yılında İslam Kalkınma Bankası Bilim Teknoloji Ödülünü almıştır. Doktor Ola'nın 70 bilimsel makalesi ve 2 kitap kısmı bulunmaktadır. Doktor Ola 2017'den beri ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Şimdi Ahmet hocamızla biz 2015 yılında tanışmıştık. Ben bakan yardımcısıydım o zaman. Gidip şirketini ziyaret etmiştik. Laboratuvarını görme imkanımız olmuştu. Şimdi ben sizlere bir şey olarak Ahmet hocamızın ziyaretinde neler görmüştük onu bir paylaşmak istiyorum. Bir sürpriz olarak Ahmet hocamızın haberi yoktu bundan paylaşacağımızdan. Ahmet hocamızın bugün neden bahsedeceğinin de iyi bir şeyi olacak bu. Şimdi hocam hatırlıyor musunuz bunu? Benim burada gördüğünüz şey nedir diye tahmin edin. Bu benim kafamdan aldığımız bir saç. Yani orada laboratuvara gittiğimde Ahmet hoca şeyi tabii çok çok küçük nesneleri inceleyebilme imkanı tanıyan EFM teknolojisi konusunda dünyanın önde gelen bilim insanlarından birisi Ahmet hocamız ve bu konuda sadece bilim yapmıyor, onu teknolojisini yapıyor, mühendisliğini de yapıyor, bunu ürün üretiyor ve bütün dünyaya satıyor. Dolayısıyla ben de oraya gittiğimde işte benim saçımın şeyleri bu. Oradaki işte EFM'le çekilmiş olan numuneleri. Evet.
İşte bizim Mesut Bey de vardı. Birlikte oraya gitmiştik. Evet, değerli dostlar. Şimdi Ahmet hocamızı konuşmasını yapmak üzere ekranı ve konuş sözü Ahmet hocamıza bırakıyorum. Daha sonra Ahmet hocamız sunumunu bitirince katılımcılarımız Ahmet hocamıza sorular sorabilecekler ve bu şekilde konuşmamızı, programımızı tamamlayacağız. Buyurun Ahmet hocam. Çok teşekkür ederim Davut hocam. Bilgi Ekonomisi Derneği'ne de çok teşekkür ederim beni davet ettikleri için. Davut hocamla 2015 yılında tanışmıştık. Bizi ziyaret etmişlerdi, gösterdiler. Aslında sanırım pek inanmamışlardı bizim yaptığımıza. O yüzden hemen bir tane saçından bir tane saçını kopardı. Bunu hemen inceleyelim dedim. Biz bunu ayarlaması falan uzun sürebilir. Siz bırakın biz size yollayalım dedik ama o ısrar etti. Biz de biraz uğraştık. O oradayken hemen ilk görüntüleri aldık. Ona da gösterdik. Sonra biraz daha uğraşıp daha da iyilerini aldık ve bu sunuşu kendisiyle paylaşmıştık. Böyle güzel bir anımız vardı. İnanmadığımdan değil tabii hocam. Yani yanlış anlaşılmasın. İnandım ama yani bir de görmek istedim. Mümkünse. Evet sayın konuklar, bu başlığı biraz değiştirdim. Yani Anadolu'nun bağrından, Ankara'dan, Apple'a ve NASA'ya nasıl mikroskop satmayı başardık? Onu anlatmak istiyorum. Dün bizim kuruluş yıl dönümümüzdü, 22 yıl önce. Oxford Üniversitesi'nde çalışırken bu küçük şirketi kurdum. O zamanlar kimse yoktu, tek başıma her şeyi yapıyordum. Bu sağ köşede görüyorsunuz bir roller coaster var. Aslında hakikaten bizim hikayemiz biraz roller coaster gibi. Bazen iyi gidiyor, bazen çok heyecanlı oluyor. Böyle çok yüksekten düşer gibi oluyorsunuz. Baya hengameli, inişli çıkışlı bir hikayemiz oldu. Şu solda gördüğünüz de nano bayrak. Bunu ben Bilkent Üniversitesi'nde çalışırken ekibimizle çizmiştik. Onun hikayesinden de size bahsedeceğim. Dün itibariyle 22. yılımız doldu. Biliyorsunuz dün aynı zamanda İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Biz bu 22 yıl içinde çok farklı işler yaptık. İlk ürünümüze takılıp kalmadık. Ondan sonra birçok ürün geliştirdik. Bir kısmı çok başarılı oldu. Bir kısmı görece az başarılı oldu. Bunların hikayesini anlatmak istiyorum. Bu yılın 2020'nin ilk siparişini Apple şirketinden aldık. Biliyorsunuz Apple şirketi dünyadaki 5 trilyon dolarlık şirketten bir tanesi. Ve bu 5 trilyon dolarlık şirketin 4'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Onu da biliyorsunuz. 2020 yılına böyle bir siparişle başlamak bizim için çok iyi oldu. Ancak sonra korona krizi gelince satışlarımıza bir miktar düşüş oldu. Ama şimdi tekrar toparlıyor gibiyiz. Apple'a tabii bir ürün satmak çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de de en çok kullanılan telefonlardan birisi Apple. Apple dünyada bu konuda liderlerden bir tanesi. Ama biliyorsunuz yine Huawei'yi, Samsung gibi şirketlerde Apple'da çok ciddi bir şekilde yarışıyorlar. Tabii bu cep telefonu pazarında Çin herhalde bir 2-3 yıl içinde ya da 5 yıl içinde liderliği ele geçirecek ya da geçirdi gibi duruyor. NASA'ya da bir mikroskop satmıştık. Aslında bu daha önce oldu ama bu geçen gün, 2 gün önce uzaya astronot yollayacak NASA. Yollayacaktı ama hava koşulları yüzünden biz bu görseli hazırladık. İnşallah bu gece yarısı astronotları uzaya yollarlar başarılı bir şekilde. İnşallah kaza olmaz. Ondan sonra bu reklamı da yayınlamayı düşünüyoruz sosyal medyada. Bu NASA'nın web sitesinden dün gece bulduğum bir görsel. Onlar da Apple kullanıyorlar. Görüyorsunuz. Biz ikisine de ürünler sağladık. Çok fazla sağlamıyoruz ama bu bence işte Anadolu'nun bağrından çıkmış küçük bir şirket için önemli.
önemli bir başarı diye düşünüyorum. Bizim hikayemiz 1987'de başladı. Ben yüksek lisansımı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünde başladığımda taramalı tünelleme mikroskobu diye bir mikroskop icat edildiğini 1981 yılında ve hatta 86 yılında bunu icat eden Binih ve Rohrer isimli iki fizikçinin Ruska ile beraber Nobel ödülü aldığını duymuştum. Bilkent o zaman yeni kurulan çok heyecanlı bir üniversiteydi. Her şey çok küçüktü. Biz çok heyecanlıydık. Bu mikroskobu Türkiye'de yapabiliriz diye büyük bir cesaretle bu işe başladık. Ve iki yıl içinde bu mikroskobu benim yüksek lisans tezimde çalıştırır hale getirdim. Bu mikroskopun prensibi aslında çok basit. İki metal yüzeyini birbirinden çok hafif uzaklaştırırsanız, aradaki mesafe 2-3 atom mesafesi kadar olursa, elektronlar bir taraftan öbür tarafa tünelleme yaparak geçiyorlar. Bu tünelleme akımı çok zayıf bir akım. Tünelleme kuantum fiziğinin ilk yıllarında tünelleme olayı ilk defa birçok fiziksel olayı açıklamak için önerildi. Çok basit bir problem. Ancak iki metali havada böyle tutup birbirine değdirmeden çok stabil bir şekilde tutmak teknik olarak çok zor bir şey. O yüzden 81 yılına kadar bu tür deneyler yapılamadı. Başka tür tünelleme deneyleri yapıldı. Bu mikroskoba çok yakın mikroskoplar yapıldı ancak kimse bu işi beceremedi. Bu mikroskobu çalıştırmak için çok sivri bir iğne yapmanız gerekiyor. Yüzeye yaklaştırıyorsunuz. Piezoelektrik seramik malzemelerle iğnenizi XYZ yönünde hareket ettiriyorsunuz. Akımı kullanarak iğneyi yüzeyde sabit olarak tutuyorsunuz. İğneyi X ve Y eksenlerinde dolaştırırken geri besleme devreniz iğneyi yüzeyde sabit yükseklikte tutuyor. Bu sayede yüzeydeki atomları tek tek görüntüleyebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz şu fotoğrafta gözüken silisyum yüzeylerinin bizim ürettiğimiz mikroskoplarla alınmış atomik seviyede görüntüsü. Daha sonra ben 93 yılında bunun ilk vakumda çalışan versiyonunu yaptım. Bu bir TÜBİTAK araştırma projesiydi. 94 yılında da doktoramı bitirerek İngiltere'ye doktora sonrası çalışmalar yapmaya gittim. 86 yılında ise bu mikroskopların kuvvetleri, atomik kuvvetleri kullanarak çalışan versiyonları, yani atomik kuvvet mikroskopları icat edildi. Şu an dünyada en çok kullanılan metotlardan birisi bu. İkisini birleştiren metotlar da var. Biz hepsini şirketimizde imal edebiliyoruz. Bu benim yüksek lisans tezimde yaptığım ilk taramalı tünelleme mikroskobu. Şurada bir step motor var. O zaman step motor bulmak bile meseleydi. Hurdalıktan almıştık. Şurada garip şekilli bir parça var. Onu ODTÜ fiziğin atölyesinde işledim. Alüminyuma benzer parçayı da TÜBİTAK SAGE'de ki atölyede işletebilmiştik. Burada taramayı yapan 3 eksenli bir piezo tarayıcı var. Şu solda gördüğünüz görüntü de grafit yüzeyindeki karbon atomlarının görüntüsü. Burada her bir kırmızı nokta karbon atomu ama şu aralarda da birer tane karbon atomu var. Bu STM, yani tünelleme mikroskobu ilk çıktığında çoğunlukla insanlar havada ancak karbon yüzeyine, yani grafit yüzeyine bakabiliyorlardı. Bir de atmosferde bakabileceğiniz altın ve platin gibi soy metal yüzeyleri var. Havada yapabileceğiniz deneyler oldukça kısıtlı bu mikroskoplarla. Yüksek lisans tezimi bitirdikten sonra bunun vakumda çalışan bir versiyonunu yapmak için TÜBİTAK'tan destek aldık. Bu destek 30 bin dolarlık bir destekti. O zaman işte 1992 yılında alınan bir işte 30 bin dolarlık TÜBİTAK projesi şu an 55 kişinin istihdam edildiği bir küçük nanoteknoloji şirketine çekirdek oldu. Bu doktoramda yaptığım mikroskop ise ultra yüksek vakumda, yani çok çok düşük basınç seviyelerinde çalışan bir mikroskoptu.
Bu sağdaki görüntü silisyum-germanyum alaşımının silisyum yüzeyinde büyümesinin bu mikroskopla elde edilmiş görüntüleri. Daha sonra 1995 yılında bir bilimsel makale olarak da yayınlamıştı. Şurada gördüğünüz bunun elektroniğiydi. Bunun altında başka bir elektronik var. Bu bir elektron kırınım deneyi yapmak için de bir elektroniği kendim imal etmiştim. Daha sonra İngiltere'de önce Bath Üniversitesi'nde 3 yıl, daha sonra da Oxford Üniversitesi'nde 2,5 yıla yakın doktora sonrası çalışmalar yaptım. Oxford Üniversitesi'nde çalışırken bir gün bir profesör, Japonya'da çalışan İngiliz asıllı bir profesör beni aradı. Bizim Bath Üniversitesi'nde yaptığımız, geliştirdiğimiz mikroskobun prototipiyle ilgilendiğini, Japonya'da bir şirkette danışmanlık yaptığını, böyle bir mikroskobu onlar için prototipini yapıp yapamayacağımı sordu. Olur bir gelin görüşelim dedik ve o şekilde yaklaşık 9 ay pazarlık yaptıktan sonra 29 Mayıs 98 Oxford'da, 98'de Oxford'da şirketimi kurdum. Şirketimi kurarken şu evin küçük bir çalışma odası vardı, burada kurdum. Ve ilk ürünümüzü, taramalı Holaggett mikroskobumuzu birazdan göstereceğim. Bu küçük odada geceleri çalışarak yaptım. Gündüzleri Oxford'da malzeme bölümünde postdoc olarak çalışıyordum. İşte akşam 6-7'de gelip işte Allah ne verdiyse bazen sabaha kadar, bazen 2-3'e kadar çalışarak 6 ayda ilk mikroskobumuzu yaptım. Benim hayalim hep Türkiye'ye dönüp öğretim üyesi olmaktı. 99 yılında Bilkent'e döndüm öğretim üyesi olarak. Aralık 99'da da ODTÜ HOSGEB Tekmer içinde nanomanyetik bilimsel cihazları kurdum. Biliyorsunuz Teknokentler 2001 yılında başladı. O konuda öncülük yaptı. Teknokent yasasını çıkarttı. Daha sonra İTÜ, Yıldız gibi çok başarılı teknokentler de kuruldular ve Türkiye'de şu an sanırım 50'ye yakın teknokent var. Ve birçok teknoloji şirketi buralarda büyüdü. Şu an itibariyle 55'e yakın çalışanımız var. 3'ü emekli, 3'ü görevde, 6 profesör danışmanımız. Şirketimizde şu an 3 tane doktoralı çalışanımız var. 3 doktora, 5 yüksek lisans öğrencisi de kabaca yaklaşık olarak var. Çalışanlarımızın %32'si yaklaşık kadın. Bu 2017 ya da 16'da ODTÜ Teknokent'e taşındığımızdaki açılış toplantımız. O zaman 2 tane Hintli çalışanımız vardı. Onlar şu an bizimle değiller. Şu an yabancı çalışanımız yok ama yabancı çalışanlarımız daha önce vardı. İngiltere'de ve Amerika'da yabancı çalışanlarımız var şu an. Teknolojimizi kimler kullanıyor? Biz genelde gelişmiş ülkelere, bilim ve teknolojide gelişmiş ülkelere bunu satıyoruz. Ama şu aralar hiç satmadığımız yerlerden de, örneğin Etopya'dan bir atom mikroskobu siparişimiz var. Çok değişik yerlere de satmaya başladık. Şu an bulunmadığımız tek kıta Antarktika. Top 10 üniversiteden 9'u müşterimiz, Top 100 üniversiteden yaklaşık 46'sı müşterimiz. Bunlar müşterilerimizin bayağı bir kısmı. Örneğin MIT'de 3 tane müşteri. Ahmet Hocam, sesiniz gidip geliyor. Mikrofonunuzu acaba uzaklığınız mı değişiyor? Yok hocam, bir şey yapmadım ama şimdi nasıl? Yani tamam. Devam. Daha mı? Yaklaştırayım o zaman. Şimdi nasıl? Geliyor mu hocam? Gayet güzel. Tamam. Teşekkür ederim. Biz yani mikroskop üretmeye nereden başladık? Bath Üniversitesi'nde yaptığımız manyetik alan haritasını çok hassas bir şekilde çıkaran, gürültüsü çok az, çözünürlüğü çok yüksek bir mikroskop geliştirmekteydi. Bu grafik manyetik alan hassasiyetini dikey eksende gösteriyor. Yatay eksende çözünürlüğü gösteriyor. Bu manyetik alan çizgilerini gösteren birçok farklı teknik var. Bunların bir kısmı optik yöntemlerle çalışıyor. Manyeto-optik mikroskopi deniyor.
SQUID kullanan, yani Superconducting Quantum Interference Device kullanan ilginç bir metot var. Bunlarla yeni 100 nanometreye kadar çözünürlük elde edilebiliyor. Elektron mikroskopi tekniği var. Manyetik kuvvet mikroskopisi tekniği var. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışırken bu Hall aygıtı mikroskoplarını daha iyi yapar hale geldik. Performansını yaklaşık 10 bin kat artırdık, yürüt performansını. Ve oda sıcaklığında çalıştırmayı başarmıştık. Bu Hall aygıtı mikroskobunda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığımız ve şirketimizin ilk ürünü olan mikroskopta çok küçük bir Hall aygıtı var. Bu bir yarı iletkenden imal ediliyor. Bu sensörü yüzeye yaklaştırıp yüzeyde çarpmadan yüzeyi dolaştırırsanız yüzeyin manyetik alan haritasını çıkarıyorsunuz. Bunu biz icat etmedik. Bu Bell laboratuvarlarında ilk bu seviyede geliştirilmiş. Biz bunu Boğaziçi Üniversitesi'nde çok daha yüksek performansa çıkarmayı başarmıştık. Çok hızlı görüntü alabiliyorduk. Oda sıcaklığında bile çalıştırabiliyorduk. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığımız bunun düşük sıcaklıkta çalışanlarıydı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu mikroskobun atasını kullanmıştık. İlk mikroskobumuz ticari bir mikroskobu alıp modifiye etmiştik. Daha sonra biz bunu kendi ürünümüz olarak sıfırdan bu iş için uygun bir mikroskop haline getirdik. Burada elektroniği bu mikroskobu kullanan, kontrol eden elektroniği de görüyorsunuz. Şirketimizin ilk ürünü bunun sadece oda sıcaklığında çalışan versiyonuydu. Genelde bunu manyetik görüntüleme yapan insanlar kullanıyor. Bu mikroskobun bir dezavantajı var. Biz zaman içinde kullandığımız sensörleri işte 1 mikrondan 50 nanometreye kadar düşürdük. Hassasiyetini arttırdık. Bu bizim geliştirdiğimiz Hall sensörlerden bir tanesi. Bu temiz odalarda yarı iletken aygıt mikrofabrikasyon ya da nanofabrikasyon teknikleriyle imal ediliyor. Daha sonra bu sensörü bu mikroskobun içine takıp numuneye yaklaştırarak, ayarlayarak yüzeye yaklaştırıyoruz ve görüntüsünü alıyoruz. Burada bir bilgisayarlarda kullanılan hard disklerin soldaki topografisi, sağdaki de manyetik alan görüntüsünü veriyor. Bizim geliştirdiğimiz bu Hall aygıtı mikroskobu denilen mikroskopta hem topografi hem manyetik alan şiddetini direkt olarak veriyorlar. Alternatif metotlar, manyetik kuvvet mikroskopları örneğin size manyetik alan şiddetini vermiyor, sadece kontrastı veriyorlar. Bu mikroskobun öyle bir avantajı var. Ama dezavantajı ise biz çözünürlüğü ancak 50 nanometreye kadar indirebildik. Daha fazla indirmek için grafen kullanmayı planladık. Ama orada da çok yüksek performansa henüz ulaşamadık. Bu mikroskobu aynı zamanda Hall sensörü numunenin farklı yerlerine yaklaştırıp çok küçük mıknatıslanma ölçebiliyorsunuz. Bu dünyada yapabileceğiniz en küçük manyetizasyon ölçüm sistemi haline geliyor. Bu Münir Dede'nin benim doktor öğrencimdi. Daha sonra şirketimizde de uzun yıllar çalıştı. Onun doktora tezi çalışması. Biz bu mikroskopları çok hızlı çalışır hale getirdik. Bu sağda gördüğünüz hareket eden siyah noktalar manyetik akı kuantumlarının bir üstün iletken kristali, BSCCO kristaline girerkenki nasıl hareket ettiğini gösteren video görüntüleri. Burada tek tek görüntüleri de görüyorsunuz. Sağda videoyu tekrar başlatalım. Bunu video haline getirip de gösterebiliyoruz. Manyetik alan kuantize olmuyor. Yani tek tek kesirli değerler almıyor. Ancak manyetik akı tek tek kesirli hale geliyor. Bunu ilk öngören Abrikosov isimli bir Rus fizikçiydi. Yıllar sonra bu fotoğrafta EPFL Üniversitesi'nde Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, yani federal biliyorsunuz havaya kaldırmamız gerekti.
Onun dışında çok yüksek kapasiteli pompalar da helyum gazı devri dahil ediliyor. Bu da acayip gürültü yaratıyor. Onu da yok etmek için bu tür yaratıcı çözümler bulduk. Bu aslında büyük bir beton kütlesi. İçine borular döşeyip bu titreşimi yalıtmayı başardı. Bu o mikroskobun parçaları. Şurada 20 milikelvin'e düştüğümüz sıcaklıkları. Bununla müşterimizle beraber aslında bir bilimsel yayın da yaptık. Bu o yayının bir parçası. Bu mikroskopları daha ileri götürmek için grafen kullanmayı düşündük. Grafen ilk ortaya atıldığında hemen buna çalıştık ama çok uzun sürdü bu işi yapmamız. Bu Selda Sonuçen'in Sabancı Üniversitesi'nde benimle yaptığı doktora çalışmanın neticesi. Tek tabaka grafen kullanarak bu mikroskobun çözünürlüğünü, yatay çözünürlüğünü çok artırmaya çalıştık. Yapılabildiğini gösterdik ama 10-20 nanometre çözünürlüğü gösteremedik. Selda doktorasını bitirip Almanya'da başka işlere devam etti. Ben de Sabancı'dan ayrıldım, bu projeye devam edemedim. Manyetik alan biliyorsunuz aslında bir vektör, yani bir yönü var. Ve uzayda X, Y, Z yönünde üç bileşeni olabiliyor. Bu bizim fizik birinci sınıf derslerinde kullandığımız bir görsel. Yağın içine demir parçacıkları konulmuş. İçine mıknatıs soktuğunuz zaman bu gösteri aparatının manyetik alan çizgilerini görünür hale getiriyorsunuz. Bizim mikroskobumuz manyetik alanı sadece Z bileşenini ölçebiliyordu. Bunu X ve Y bileşenlerini de ölçer hale getirmek için biraz uğraştık ve başardık. Bu Münir Dede'nin doktora teziydi Bilkent Üniversitesi'nde. Bunu daha sonra bayağı bekleyerek bir yayın yaptık. Bu da sadece bizim yapabildiğimiz bir başarı. Şimdi genelde şirket kuranlar, girişimciler bir ürün üretiyorlar ya da geliştiriyorlar ve piyasanın bunu almasını bekliyorlar. Ama hayat her zaman öyle gitmiyor. Biz de Hologit mikroskobu üreterek başladık. O bizim bebeğimizdi, çok seviyorduk. Ancak pazar bundan çok istemiyordu. Dolayısıyla mecburen başka ürünler geliştirmeye yönelmek durumunda kaldık. Çünkü satış yapamıyorduk. Dolayısıyla rekabet yüzünden bu mikroskopların manyetik kuvvet ölçen cinsini geliştirmek zorunda kaldık düşük sıcaklıklar için. Hologit mikroskobunu değiştirerek yaklaşık bir buçuk yıl çalışarak manyetik kuvvet mikroskobumuzu düşük sıcaklıklarda çalışan versiyonunu yapmaya başladık. Bunun için bir Michelson fiber interferometresi kullanıyoruz. Bu interferometreyi aslında Oxford Üniversitesi'nde çalışırken geliştirmiştik. Ultra yüksek okul için. Bunu düşük sıcaklıklara adapte ettik. Burada bir telekom dalga boylarında çalışan bir fiber optik interferometre kullanıyoruz. 1310 nanometre dalga boylarında. Gürültü seviyemiz bayağı iyi. Bu bizim ölçülmüş gürültü seviyemiz. Rakibimiz bizden yaklaşık 300 kat daha kötü. Alman şirketi. Onlara göre gürültümüz yaklaşık olarak 300 kat daha iyi. Bu gördüğünüz bu kuvvet ölçümlerinde kullandığımız yayın, şurada yayı görüyorsunuz. Bu çok küçük bir silisyum yay. Eni yaklaşık olarak 30 mikrometre, boyu ise 200 mikrometre. Bu yaya hiçbir şey yapmasanız bile termal enerji nedeniyle yay rezonans frekansında titreşiyor. Bu gördüğünüz o titreşim. Gördüğünüz gibi gürültü ölçümümüz yaklaşık 10 femtometre civarında. Protonun çapı yaklaşık olarak 2 femtometre. Yani gürültü seviyemiz 5 tane protonun çapına eşdeğer. Bunu değişik soğutma sistemlerine entegre ettik. Burada gördüğünüz Seagate'in en iyi hard disklerden birisinin üzerindeki bitlerin görüntüsü. Manyetik çözünürlüğümüz yaklaşık olarak 10 nanometre civarında. Hologit mikroskobuna göre bu çözünürlük yaklaşık 5 kat daha iyi. Yine bu piyasada en iyi çözünürlüğü. Yani gerek oda sıcaklığı, gerek düşük sıcaklıklardaki manyetik kuvvet mikroskoplarında en yüksek çözünürlüğü biz sahibiz.
Tabii bilimsel cihaz ürettiğiniz zaman sürekli olarak daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Hard diskler giderek kapasitelerini artırıyorlar. Bu artış hızı gittikçe yavaşladı ama hala hard diskler önemli bilgi saklama mecraları. Biz bu çözünürlüğü, 10 nanometre çözünürlüğü 4 nanometreye, 5 nanometreye düşürebilir miyiz diye bir süredir uğraşıyoruz. Bunu yapmak mümkün gibi gözüküyor ama bunun için çözmeniz gereken ilk şey daha hassas bir kuvvet ölçer yapmak. Biz bunu yapmak için gürültüyü azaltmayı tercih ettik. Henüz, yani gürültüyü azalttık, gürültümüzü 10 kat azalttık ama henüz daha düşük manyetik çözünürlük elde edemedik. O konuda da halen çalışıyoruz. Bunu yapmak için çoklu yansımalar kullanıyoruz. Biliyorsunuz iki paralel aynaya bakarsanız kendi yansımanızı sonsuza kadar görebiliyorsunuz. Biz burada bunu kullanarak çok daha hassas bir interferometre yapmaya başladık. Bunun için mikroskopumuzu bayağı bir modifiye etmemiz gerekti. Bunu yapmak için yine fiberimizi, yani ölçüm yapan fiberi kentlere yaklaştırıp uzaklaştırmamız gerekti. Çünkü aradaki mesafeyi birkaç mikrometreye indirmemiz lazım. Onun için mikroskopumuzu bayağı bir değiştirdik. Ve gürültü seviyemizi yaklaşık... Hocam olarak... yine bu mikrofon probleminiz devam ediyor. Ne nasıl? İyi ama yani zaman zaman gidiyor, sesinizi kaybediyoruz, sonra geliyor. Sadece dikkat tamam, feedback için söylüyorum. Teşekkürler. Tamam. Hocam kısaca da ben bir eklemiş olayım da muhtemelen hocam sizin masa ve el oynatmalarınızı çekiyor. Öyle mi? Tamam. Mikrofon biraz hassas anladığım kadarıyla hızlı tamam. Bir ekrana şey alıyor. Gürültü... Hocam mikrofonu yakanıza mı taksanız? Mikrofonum yok hocam. Bilgisayarın mikrofonu var. Anladım. Tamam iyice tamam. Yaklaşayım. Bilgisayara dokunmuyorum. Tamam. Kulaklık takmak. Gürültümüzü bir femtometreye kadar düşürdük. Bu bir protonun çapının yarısı mertebesinde. Bu mikroskop çalışıyor. Yani düşük sıcaklıklarda da görüntü alabildik. Bunlar yine bu manyetik akının kuantize olmuş hali. Üstün iletkenleri manyetik alan altında soğutursanız manyetik akı kristale bu tür tek tek abrikosof girdapları şeklinde giriyorlar. Bunları görüntülemek oldukça zor. Bunun hem pratikte hem teoride çok ilginç özellikleri var. Bu mikroskobu çok iyi bir şekilde çalıştırdığımızın bir göstergesiydi. Bu da bu yıl içinde bastırıldı. Şimdi soğutma sistemleri eskiden hep sıvı helyum kullanıyor idiler. Sıvı helyum fiyatları yıllar içinde çok fazla arttı. Yaklaşık 10 kat arttı. Ve son 10 yıldır kapalı devre soğutma sistemleri giderek öne çıktı. Ama bu kapalı devre soğutma sistemleri bir buzdolabı gibi çalışıyor ve helyum gazı kullanıyor. Bunlar acayip titreşim yaratıyorlar. Biz bu mikroskopları bunların içinde çalıştırmayı ilk defa başardık. Bunu yapmak için mikroskopla soğutma sistemini birbirinden ayırmayı başardık. Bu sayede atomik stepleri, atomik tabakaları görüntüler hale geldi. Bu ilk yaptığımız milikelvin ölçüm sistemlerinde ilk yaptıklarımız hep sıvı helyumla çalışan görece daha az gürültüsüz sistemlerdi. Sıvı helyum fiyatlarının artması bu dilution refrigerator denen soğutma sistemlerini de yani 10 milikelvinlere düşen soğutma sistemlerini de kapalı devre çalışır hale getirme zorunluluğu doğurdu. Biz kendi mikroskoplarımızı bunlara da adapte eder hale geldik. Bu Oxford Instruments ile yaptığımız bir çalışmaydı. Mikroskopumuzu onların sistemine adapte eder hale getirmiştik. Ve 20 milikelvinde ilk denemelerimizi başardık. Bu 200 milikelvinde başka bir deneyimiz. İlk deneyleri STM ve Quartz Crystal AFM olarak yapmıştık. Bu mikroskoplarımız oldukça başarılı olarak çalışıyorlar. Şimdi biz 2000
6 yılına kadar bütün ürünlerimizi hemen hemen yurt dışına satıyorduk. 2006 yılında ilk defa Türkiye için atomik kuvvet mikroskopları üretmeye başladık. Bunun nedeni TÜBİTAK'ın bilimsel desteklerinin giderek artması ve Türkiye'de daha çok atomik kuvvet mikroskobu satılmasıydı. Tabii atmosferde çalışan atomik kuvvet mikroskoplarını üreten çok sayıda başka şirket var, yabancı şirketler. O büyük bir pazar olduğu için biz buraya uzun süre girmek istememiştik ama 2006 yılı içinde Türkiye'de böyle bir ürün yaparak Türk pazarına önce girmeye başladık. Bu bizim ikinci versiyonumuz. Bu High Performance AFM dediğimiz mikroskopumuz. Bu Davut Hocam'ın gösterdiği saçının görüntüsünü aldığımız mikroskop. Bu mikroskop. Bunun çok iyi bir optik mikroskobu var. Burada görüyorsunuz. Bu Bozok Üniversitesi'nden Hidayet Çetin hocamızın ürettiği tek tabaka grafen aygıtın bu mikroskopla alınmış görüntüsü. Bununla işte kan hücrelerini görüntüleyebiliyorsunuz, kanser hücrelerini görüntüleyebiliyorsunuz. Davut hocam gösterdi bu, Davut hocamın saçı. İletken malzemeleri görüntüleyebiliyoruz. Bu atomik kuvvet mikroskoplarında sivri iğne ile yüzey arasındaki farklı etkileşimleri ölçebiliyoruz. Bunu ölçerken iğneden yüzeye akım akıtıp hangi bölgeler akımı daha iyi iletiyor? Yani her noktada akım ölçerek lokal olarak yüzey direncini tespit etmeniz mümkün. Kelvin Probe Force Mikroskopi modunda çalıştırarak malzemelerin bu kontak potansiyel haritasını çıkarmanız mümkün. Bu bir multi-wall carbon nanotüp. Onun grafit üzerindeki görüntüsü. Yine bu multi-wall carbon nanotüp. Bu gümüş nano çubukların yine aynı metotla alınmış görüntüsü. Kapasitans ölçmeniz de mümkün. Örneğin bir yarı iletken aygıtta bu OPA 111 OPAMP'ı. Bu 1 pikoamper kaçak akımı olan bir OPAMP. Biz bunu çok kullanıyoruz devrelerimizde. Bozulan bir tanesinde bunun ölçüm yaptık kapasitans mikroskopu olarak. Bu onun görüntüleri. Manyetik kuvvet mikroskobu olarak kullanmamız mümkün. İğnemizi manyetik bir malzemeyle kaplarsak ya da o şekilde satın alırsak yüzeyin hem topografisini hem manyetik alan haritasını çıkartabiliyoruz. Keza piezoelektrik malzemelerin nasıl piezo domainlerin nasıl şarj deşarj olduğunu anlamamız, hangi bölgelerin polarize olup olmadığını ölçüp nanometre seviyesinde ölçmemiz de keza mümkün. Bu yine karbon nanotüplerin çok güzel bir görüntüsü. Bu Imperial College London'daki müşterimizin Dr. Chris Robertson aldığı bir görüntü. Bu mikroskoplarla nanolitografi yapmak da mümkün. Size gösterdiğim şu sağ alttaki Türk bayrağını o zaman Bilkent Üniversitesi'nin kurulmakta olan UNAM'ı için çizmiş idik. Bunun ilk çizdiğimizin boyutu 4000 nanometreydi, 4 mikron idi. O zaman bunu o zamanki rektörümüz Ali Doğramacı, o zamanki başbakanımıza takdim edecekti. Bütün hazırlıklar yapılmıştı ama bu bayrağın daha küçüğünü İzmir'de bir hocamız çizmiş. Bunu bir düğünde öğrendik. Rektörümüz o zaman bize dedi, aman Ahmet ne yapayım, bunun daha küçüğünü çizin yoksa başbakana daha küçük bir bayrak vermemiz gerekiyor diye bize haber verdi. Hemen laboratuvara koşup birkaç gün daha çalışarak şu yukarıda gördüğünüz 700 nanometre boyutunda bir nano bayrak çizdik. Ve bu bayrağı ve bunun fotoğrafını o zamanki başbakanımıza takdim etmiş idik. Şimdi bu atomik kuvvet mikroskopisi pazarı ilginç bir pazar. Şu an hala 30'a yakın şirket var sanırım. Bundan bir 10 yıl önce 40-50'ye yakın şirket vardı. Zaman içinde konsolidasyon başladı. Bazı şirketler kapandılar, bazılarını satın alıp kapattılar.
bunun gibi birçok şey oldu. Bu pazarda şirketler genelde daha komplike, daha pahalı, daha zor kullanılan mikroskoplara doğru gidiyorlardı. Ben Sabancı Üniversitesi'nde çalışırken biz farklı yöne gidelim. Daha ucuza ama kâr edebileceğimiz seviyedeki bir ucuzlukta. Herkesin kullanabileceği, kullanımı basit, kolay, çok basit bir mikroskop geliştirelim diye başladık. Ve bunun için bir Santez projesi verdik. Bu proje 3 yıl sürdü. 3 yıl neticesinde bir prototip çıktı. Bu yaklaşık 400 bin dolarlık bir projeydi. Bunun sanırım %60'ını bakanlık bize hibe etti. Ama biz prototipi çıkardıktan sonra da bunun üzerine yaklaşık 1 milyon dolara yakın para harcadık. İlk müşterilerimizden bir tanesi Microsoft idi. Sonra o zamanki bilim bakanımız, yanında Ahmet Zorlu da var. Daha sonra bunu Samsung Display'e de sattık. Samsung Display bunu nerede kullanıyor? Samsung Display şu gördüğünüz cep telefonlarının piksellerini incelemek ve daha iyisini yapmak için kullanıyor. Şu gördüğünüz göze bir pikselin, yani tek bir renginin bizim mikroskoplarla alınmış görüntüsü. Şimdi bu pikseller bu görüntüyü aldığımızdan beri bir yarı boyutuna daha düştüler. Şuradaki optik mikroskop görüntüsü de yine bizim mikroskopumuzun içindeki optik mikroskopla aldığımız görüntü. Şimdi bu atomik kuvvet mikroskop görüntüsüne odaklanırsanız daha fazla ayrıntı görüyorsunuz. Biraz daha odaklanırsanız şurada nanometre boyutunda yapılar görüyorsunuz. Tabii hiçbir şirket tam ne yaptığını bize söylemiyor. Ne yaptıklarını hiçbir şey söylemiyorlar. Bu bize yolladıkları deneme numunelerinden aldığımız görüntüleriydi. Samsung Display bunu bu amaçla kullanıyor. Keza Apple da bizden aldıkları mikroskopları bu cep telefonlarının piksellerini daha iyi yapmak için Ar-Ge çalışmalarında kullanıyorlar. Daha sonra bunu NASA'ya da verdik. NASA da bunu uzayda kullanmıyor ama yerdeki laboratuvarlarında kullanıyorlar. Onlar da bize ne yaptıklarını pek söylemiyorlar. Genelde bu ulusal laboratuvarlardaki araştırmaların bir kısmı gizli oluyor. Tam ne yaptıklarını hiçbir zaman bilemiyoruz. Bu mikroskobu biz yaparken maliyeti olabildiğince düşürmeye çalıştık. Her bir bileşenini araştırırken 5-6 tane farklı alternatifle gittik. Örneğin burada kullandığımız analog dijital çeviriciler bu audio kodeklerde kullanılan, yani çok ucuz audio ADC ve DAC'ler, analog dijital, dijital analog çeviriciler var. Onlardan 5-6 tanesini aldık. O da iyi olabileceğini düşündüğümüz ve hepsini denedik. Keza tarayıcı için 3-4 alternatif düşündük. Çok iyi bir cep, çok iyi bir optik mikroskop yapalım dedik. Bunu da cep telefonlarının merceğini kullanarak yaptık. Halen burada Apple'ın iPhone 3GS'inin kamerasının lensini kullanıyoruz. Onu daha iyileştirmemiz gerekiyor ama bir türlü elimiz erip daha iyileştirmeye vaktimiz olmadı. Ama bunun içindeki optik mikroskop bizim diğer rakiplerimizin 200 bin dolara sattığı atomik kuvvet mikroskoplardaki optik mikroskoptan daha iyi performans veriyor. Bunun içindeki dijital kontrol platformu ise o zaman başladığımızda fiyat performans oranı çok iyi olan bir Spartan 3A serisi bir FPGA, yani programlanabilen bir dijital devre kullanarak yapıldı. Yine orada da olabildiğince ucuz, bize yaklaşık 5 yıl gelişmeleri, ilerlemeleri, yeni modları ekleme imkanı verecek bir çip seçildi. Şu an bu çipin neredeyse %95'ini kullanır haldeyiz. Buradaki bizim hedefimiz bu mikroskobu yaklaşık olarak 20 bin euroya ya da 20 bin dolara satabilecek seviyede ve bundan kâr edebilecek şekilde imal edebilmemizdi. Bunu başardık.
İyi bir optik mikroskobun fiyatı yaklaşık bu civarlarda. Yani 20 bin dolara iyi bir optik mikroskop satın alabiliyorsunuz. Bizim hedefimiz de iyi bir optik mikroskobu fiyatına atomik kuvvet mikroskobu yapıp satmak. Bununla manyetik kuvvetleri ölçebiliyorsunuz. Bu bir hard disk manyetik kuvvet mikroskopi görüntüsü. Bu bir grafen boron nitrit sandviç aygıtın yapısı. Bu CCNY'daki müşterimizin aldığı görüntüydü. Bu tek tabaka ve iki tabaka grafenin bu mikroskopla alınmış görüntüsü. Grafen tek karbon tabakasından oluşan iki boyutlu bir kristal. Bunu ilk defa gözleyen bilim insanları Gaim ve Novoselov Nobel ödülü aldılar. Şurada gördüğünüz tek bir tabaka yani 0.3 nanometre ya da 3 angstrom yüksekliğinde bir grafen tabakası. Bu bunun iki tabakalı olanı. Bunların çok ilginç elektronik ve mekanik özellikleri var. Bu mikroskop küçük olduğu için bir Globox içine de konabiliyor. Bu Boston College'daki müşterimizin mikroskobu. Bununla bu mikroskop oldukça basit ama plazmid DNA'yı bile görüntüleyebiliyorsunuz. Şuradaki şu iplikçikler çapı 1 nanometre olan DNA iplikçikleri. Bu mikroskop bunları görüntüleyebilen performansa sahip. Sağdaki microbial selüloz görüntüsü. Bu bir kimya bölümünden gelen bir numuneydi. Bu polistiren ve PMMA'yı karıştırırsanız polimer bir araya gelmek istemiyor. Nasıl suyla yağ karıştıramazsınız. Nanometre seviyesinde malzemeler birbirinden ayrışıyorlar. Bunları görüntülemek oldukça önemli kimyagerler, polimer bilimciler için. Bunları da bu mikroskop yapabiliyor. Biz bunu su içinde çalışır ya da sıvı içinde çalışır hale de getirdik. Buna IZFM Aqua ismini veriyoruz. Burada insan kırmızı kan hücrelerinin görüntüsünü görüyorsunuz. Bu mikroskopla alınmış. Bu videoda bizim bu mikroskoba entegre ettiğimiz optik mikroskobun görüntüsü. Bu baktığımız şey de iPhone 3GS'in sensör çipi. Bu OmniVision'ın yaptığı bir çip. Her bir pikselin periyodu da yaklaşık olarak 1.7 mikrometre. Biliyorsunuz bu cep telefonlarında odağı sağlayan bir voice coil mekanizması var. Biz bunu kullanarak odağı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu hiçbir atomik kuvvet mikroskobunda bu seviyede yok. Bu da ilginç bir şey oldu. 2,5 dolara aldığımız bu cep telefonu kamerasını parçalıyoruz. Merceğini optik mikroskop yapmak için kullanıyoruz. Sensörünü de kalibrasyon için kullanıyoruz. Tabii bu şirkette zaman içinde birçok farklı şeyler de yaptık. Yeni gelişmeler yapıyoruz. Bu bilimsel cihaz piyasasında herkes en iyisini istiyor, daha iyisini istiyor. Yeni modlar eklemeye çalışıyor. Atomik kuvvet mikroskopisi piyasasında bir süredir çok hızlı çalışan EFM'ler önem kazanmaya başladı. Bu şirketimizde çalışan İTÜ'de doktora yapan Doktor Ümit Çelik'in doktora teziydi. Ümit şu an Fırat Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor eşi Kübra ile beraber. Biz bu ürünü geliştirdik ama ticarileştiremedik. Bir sürü başka sıkıntımız var. Buradaki hedefimiz saniyede 100 satır tarayan ve elektron mikroskopları hızında çalışabilen ve çok büyük alan tarayan bir mikroskop yapmaktı. Çok hızlı çalışan EFM'ler var ama tarama alanları genelde 100-200 nanometre seviyesinde. Biz yaklaşık 15-20 mikron tarayan bilen bir mikroskop yaptık. Burada bir sürü farklı şey geliştirmek durumunda kaldık. Şu videosunu göstereyim. Bu saniyede 8 görüntü aldığımız bir görüntü. Burada hareket eden şey, biz numuneyi hareket ettirdik görüntü alırken. Daha iyi göstermek için o ara bir müşterimiz demir sülfür
tek kristali getirmişti ölçmemiz için. Bunu fark ettik ki bu havada çok hızlı oksitleniyor. Daha da hızlı oksitletmek için, çünkü dinamik bir şey görüntülemek istiyorduk. Daha da hızlı oksitlemek için üzerine hopladık. Yani nefesimizle hopladık. Onun görüntüsünü, videosunu gösterelim. Bu saniyede 4 frame alındı. Yine 15 mikron. Atomik tabakaları görüyorsunuz burada. Şimdi üzerine hoplayınca işte nefesten gelen o su buharı vesaire onların yüzeye yapışmasını görüntüleyebildik. Ama dediğim gibi bu mikroskobu hala ticari hale getiremedik. Başka şeylerle uğraşmak zorundayız şu an. Zaman içinde dediğim gibi farklı şeyler yapmak durumunda da kaldık. Neden? Çünkü piyasa onu istedi. Biz yapabiliriz diye düşündük. Hall etkisi ölçüm sistemleri geliştirdik. Bunların şu an elektromıknatıslarını da kendimiz yapıyoruz. Soğutma sistemlerini, soğutma kafaları yani cryocooler'lar satın alıp sisteme ekliyoruz. Bunların yazılımları, elektronikleri, mekanikleri, bunun çoğunu biz yapıyoruz. Bazen müşteriler hassas kitli source metreler istiyorlar. Onları istemedikleri zaman biz kendi elektroniklerimizle sağlayabiliyoruz. Bunun daha basit versiyonunu da yaptık. Bu Easy EFM'den aldığımız tecrübeyle çoğu zaman insanlar bir ölçüm sisteminin daha basit versiyonlarını da isteyebiliyorlar. İki nedeni var. Ya bütçeleri yetmiyor ya da işte daha hızlı netice almak istiyorlar. Bunun için de bu Easy HEMS adında Easy to Use Hall etkisi ölçüm sistemini geliştirdik. Bunun için hiçbir devlet desteği almadık. Biz TÜBİTAK'ın ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği değişik desteklerden faydalanıyoruz. Ancak hiçbir destek almadan yaptığımız birçok ürünümüz de var. Yeni ürünlerimizden bir tanesi de titreşen numune mıknatıslanma ölçer sistem. Bundan da bunu da sanırım hiçbir destek almadan geliştirdik. Şu an Cezayir ve Pakistan'dan birer siparişlerimiz var. Davut Hocam bahsetmişti, 2016 yılında İslam Kalkınma Bankası'nın Bilim ve Teknoloji Ödülünü kazandık. Bu ödülü Türkiye'den daha toplam olarak 4 kurum almış. İlk defa biz bir şirket olarak bunu aldık. Daha önce hep bir üniversitenin bölümü ya da araştırma laboratuvarı bu ödülü almışlar. Bu ödül törenindeki fotoğraf, ortadaki Endonezya Merkez Bankası Başkanı'ydı. Sağdaki o zamanki İslam Kalkınma Bankası Başkanı'ydı. Bu ödül 100 bin dolarlık bir çek de içeriyordu. Bu parayı ne yaptınız derseniz eşim git kendine iyi bir araba al demişti ama ben getirip şirketi yine parayı yine şirkete yatırdım. Şirketteki Ar-Ge faaliyetleri için kullandım. Yeni ürünlerimiz var. Bir kısmında buradan bahsedeceğim, bir kısmında bahsetmeyeceğim. Bu Oak Ridge National Lab için ürettiğimiz Scattering Snow. Yani bir cins optik mikroskobu. Buradaki zorluk bunun 10 milikelvinde çalışması. Bu ilk CAD çizimlerini görüyorsunuz. Burada bu bizim atomik kuvvet mikroskobumuz. Buna lazerle yandan başka bir lazerle vuruyoruz ve iğne ile yüzey arasındaki optik etkileşimleri, bu iğne ile yüzey arasındaki saçılmaları ölçerek yapıyoruz. Buradaki zorluk bunun 10 milikelvinde olması. İkinci bir zorluk, optik için fazla yerimizin olmaması. Tüm optiği, yani burası 10 milikelvindeyken, 300 kelvindeki optiği 8 milimetre çapındaki bir tüp içinden 3 metre uzaktaki bir yere ulaştırmanız gerekiyor. Bunun için bayağı bir uğraştık. Bu mikroskobun bir parçası. Oak Ridge National Lab bu mikroskop dışında bizim milikelvin atomik kuvvet mikroskobumuzu ve konfokal mikroskobumuzu da satın aldılar. Scattering Snow mikroskobumuzun imal edilmiş halinin fotoğrafı. Bu ölçüm sistemi bayağı karmaşık. Bu soğutma sistemini Leiden Cryogenic isminde bir Hollandalı şirkete yaptırdık.
Optik masa bunun üzerine entegre edildi. Bütün bunların kağıt çizimlerine onlara yardım ettik ama tüm mikroskopla beraber entegre edilip çalışması oldukça meşakkatli bir şey oldu. Bu sistem 10 milikel ne kadar düşebiliyor? 1000 mikrovat yani 1 miliwatt soğutma kapasitesine sahip ve 8 milimetrelik bir optik açıklığı var. Bunun işte optik ölçüm sistemini görüyorsunuz. Optik masada kurulmuş. Bunun da bir kısmını biz yaptık. Şu ölçüm sisteminin, yani mikroskop bunun ucuna takılı olan şu kısım. Bunun hepsi bizim tasarımımız. Burada da Alpan Bek hocamızı görüyorsunuz. O ODTÜ Fizik'te öğretim üyesi. Bizim danışmanımız olarak bize yardım ediyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bu o soğutma sisteminin açılmış hali. Bu dilution refrigerator denen soğutma sistemleri şu an kuantum teknolojilerinde çok kullanılıyor. Biliyorsunuz bu kuantum bilgisayarları çok popüler olmaya başladı. Çok fazla yatırım yapılıyor. Örneğin Delft Üniversitesi 100 milyon euroluk bir yatırım yaptı bu konuda. Google, IBM, Apple çalışıyor mu bilmiyorum ama Google çalışıyor, Microsoft çalışıyor. Çin'de çok büyük paralar harcanıyor. Ve şu an bu soğutma sistemleri çok popüler oldu. Soğutma sistemlerini üreten ve ana olarak dünyada 3 tane şirket var. Bir tanesi Finlandiya'da, bir tanesi Hollanda'da, diğeri de Oxford'da, Oxford Instrument. Biz tabii bu soğutma sistemlerinde bu bizim mikroskopları kullanabilmemiz için çok düşük güçlere gitmemiz gerekti. Bu o soğutma sisteminin sıcaklık ve soğutma kapasitesi eğrisi. Çok düşük güçlerde pek bir sıkıntınız yok. Ama işte 100 miliwatta falan geldiğinizde sıcaklığınız bir anda 45 milikeline çıkıyor. Dolayısıyla biz sistemi hiç ısıtmayan halde fiber interferometremizi çalıştırmak ihtiyacı duyduk. Normalde biz 2-3 milivat güç harcıyorduk lazerle. Bunu neredeyse işte sıfıra çektik. 250 nanowattta bile şu an görüntü alabiliyoruz. Yukarıya çıkarsak 250 nanowattın etkisi neredeyse hiçbir şey olmayacak. Sanırım konuşmamın sonuna geldi. Birçok önemli üniversiteye, birçok önemli şirkete Anadolu'nun bağrından, Ankara'dan teknoloji geliştirmek için 22 yıldır uğraşıyoruz. Ama bu şeye benziyor, bisiklet sürmeye benziyor. Düzlüğe gelip ya da yokuş aşağı bazen hızlı gidiyorsunuz ama o momentumunuza güvenip pedal çevirmeyi bırakırsanız çok fazla ilerleyemiyorsunuz. Bu sürekli olarak ilerlemenizi gerektiren, sürekli olarak çalışmanızı, daha iyi gitmenizi zorlayan bir süreç. Tabii bu süreci ben ekibimle yapıyorum. Ben şu an fiziksel olarak neredeyse hiçbir şey yapmıyorum. Bu çabayı şirketimizde çalışan, şu an 55'e yakın kişi var. Bizden ayrılan daha önceki çalışanlarımızın da çok önemli katkıları oldu. Ben hem onlara çok teşekkür ederim. Hem beni dinlediğiniz için, bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten muhteşem işler yapmışsınız, yapıyorsunuz. Sizlere artan başarılar diliyorum. Şimdi ben çok etkilendim. Yani görmeyeli 5 yıl olmuş. Tabii o geldiğimde bu kadar geniş dinleme imkanımız olmamıştı. Gerçekten muhteşem işler yapıyorsun sizlerle. Bir defa daha ben şahsım adına gurur duyuyorum. Birkaç soru ben sorayım. Şöyle, bu tabii fiziksel olarak bir arada olmadığımızdan soruların hepsini toplu olarak sorayım. Belki siz not alın ben sormak istediğim şeyleri. Onlara kısaca cevap verebilirseniz belki diğer seyircilerimizin veya katılımcılarımızın da soracağı bazı şeylere cevap olmuş olur. Görüntüleme hızınız nedir? Yani bunu şunun için soruyorum. Acaba yani bu şeyi şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla siz hep
bunu bir takım şirketler yaptıkları işleri, işte hard disk'tir, işte kameradır, işte cep telefonudur, bunların detaylı olarak görmek için, bir bakıma gözlemlemek için kullanıyorlar. Acaba bir üretim min parçası olarak bir feedback mekanizmasıyla, buna göre buradan alınan görüntülerle bazı proseslerin işte değiştirilmesi, daha iyi hale getirilmesi ve online bir şeyin parçası olarak kullanılabilecek kadar hızlı mıdır? Ne yapılıyordur ve o kullanımları var mıdır diye merak ediyorum. Bir de elektron mikroskobu, işte hepimiz duyuyoruz ediyoruz, elektron mikroskobuyla bu EFM'in hem maksat olarak karşılaştırılması hem de çözünürlük olarak karşılaştırılması ve bir de fiyat maliyeti olarak karşılaştırılması konusunda bir bilgi verebilirseniz. Bir de 5 kelvinlerden bahsediyorsunuz. Bunlar neredeyse mutlak sıfıra çok yakın şeyler. İşte şu anda kuantum bilgisayar yapmaya çalışanların işte de o qubit işte üretmek için kullandıkları seviyelerde şeyler bunlar. Neden size bu kadar düşük sıcaklık gerekiyor? Bir de biraz değindiniz, kuantum bilgisayarlarıyla sizin kullandığı teknolojinin ne kadar bir benzerliği var? Acaba siz mesela bir kuantum computing, bu çok geleceğin çok önemli bir konusu, dünyayı değiştirecek olan teknolojilerinden birisi. Acaba sizin bu birikiminiz öyle bir gruba ne kadar katkıda bulunabilir? Bunu da duymak isterim. Siz aynı zamanda tabii Fen Edebiyat Fakültesi dekanısınız. Dolayısıyla bunların hepsine yukarıdan bakan bir konumdasınız. Bu çok değerli birikiminiz, acaba orada nasıl değerlendirilebilir? Bir de siz mesela burada çok güzel görüntüler elde ediyorsunuz. Bunların işte bir yapay zeka ile bir entegrasyonuyla bunların anlamlandırılması konusunda bir çalışmanız var mı? Yani computer science'da bir interdisipliner bir şeye başladınız mı diyeyim. Teşekkür ederim hocam. Buyurun. Sağ olun hocam. Biz aslında şimdi bu hıza girersek, biz EZFM'i geliştirirken hedefimiz bunun aslında fabrikalara satılabilmesiydi. Yani işte Amerika'da 3000 üniversite var. Dünyada herhalde toplam 20.000 falan üniversite var. Yani işte 20.000 üniversitenin de en az 10.000 tanesinde bu mikroskoplardan var. Yani biz yeni bir pazar yaratabilmek için şirketlerin Ar-Ge laboratuvarına, hatta kalite kontrol laboratuvarlarına satabilecek şekilde EZFM'i yaptık. Kısmen yani çok küçük bir başarı elde ettik orada. Örneğin Procter & Gamble bunu kullanıyor. Samsung bunu kullanıyor. Şimdi Kore'de bir şirkete sattık. Kore'deki sattığımız başka bir şirket, küçük bir şirket. Bu yeriletken fablerin kalite yani ölçüm sistemlerini geliştiriyor. O bizim mikroskopumuzu alarak kendi ölçüm sistemlerine entegre ettiler. Başarılı olursa daha çok satacağız. Hız olarak biz hala yavaşız. Fabrikalarda kullanılabilir. Yani fiyat olarak uygunuz. Kullanım açısından da uygunuz. Kolaylık açısından. Yani şey endüstrisi, elektronik endüstrisi, kağıt, cam endüstrisi bunları kullanabilir. Ama pazarlamada maalesef çok başarılı olamadık. Örneğin Murata şirketi var. Elektronik komponent üreten büyük Japon şirketi. Onlar bunu kullanıyor kendi kalite kontrol departmanında. Diğer sorunuza gelirsem, sorularınıza not aldım, onları bir açayım. Elektron mikroskoplarıyla nasıl karşılaştırabiliriz? Şimdi elektron mikroskoplarının iki versiyonu var. Bu taramalı elektron mikroskobu dediğimiz scanning electron mikroskoplar, SEM'ler. Bunların en iyi çözünürlükleri 0.7 nanometreye kadar falan düşüyor. Bizim çözünürlüğümüze yakın. Ancak bu şeye benziyor. Yani elma ile armut gibi. Yani ikisinin kullanım yerleri farklı. Birbirinin yerine tam geçmiyorlar. Elektron mikroskobunun yapamadıklarını bizim mikroskobumuz yapıyor. Atomik kuvvet mikroskopları. Bizim yapamadıklarımızı onlar yapıyor. Elektron mikroskopların çoğu sadece vakumda çalışıyor. Tabii sıvıda çalışanları da var ama onların performansları bayağı kötü çalışıyor.
üç boyutlu görüntü elde edemiyorsunuz. Bu tür sıkıntılar var. Dolayısıyla taramalı elektron mikroskoplarına göre farkımız böyle. Bu transmission elektron mikroskobu dediğimiz mikroskoplar ise onlar tamamen farklı bir şeyler. Orada da yine optik mikroskop gibi numuneyi yani transmission modunda çalışan optik mikroskop gibi numuneyi çok inceltmeniz gerekiyor. Elektronlar numunenin içinden geçerken içerideki atomlarla etkileşiyorlar ve numunenin hepsinin görüntüsünü elde ediyorsunuz. Yani şey gibi tomografi gibi düşünün. Tomografiyi atomik seviyede yapıyoruz. Tabii ilk elektron mikroskopları 1930'larda icat edildi. Onu icat eden Ruska isimli bir Alman fizikçi. O da bu 86 yılında o da Nobel ödülünü paylaştı. Wienich ve Rohrer'le beraber. Çok şey yani inanılmaz bir metot. 30'lardan beri yani 90 yıldır kullanılıyor ve hala çok önemli işler yapılıyor. Hala çok geliştiriliyor. Örneğin son 10-15 yılda bu aberration correction denilen yani bu manyetik lenslerin hatalarını düzelten teknikler getirdiler. Bu sayede artık tek tek atomları da görüntüleyebilir hale geldiler. Bizim mikroskoplarımız kesinlikle onların yapabildiğini yapamıyor. Çünkü transmission elektron mikroskoplarıyla şöyle bir tabakanız varsa bunun içinde şuradaki atomların fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Tabii bu aberration en iyileriyle, aberration corrected denilenlerle. Çok yeni şeyler çıktı. Örneğin sıvı içinde bunları görüntüler hale getirdiler. Çok ince mikrofluidik channel yapıyorlar. Oradan numuneleri dolaştırırken transmission elektron mikroskopuyla bakıyorlar. Katalizörlerin nasıl çalıştığına bakıyorlar. Yani ayrı bir dünya ve çok yani çok eski bir metot olmasına rağmen çok çok önemli değişiklikler ve ilerlemeler oldu. Türkiye'de de bu konuda bilinen iyi uzmanlar var. Anadolu Üniversitesi'nden Servet Turan hocamız bu konunun üstadlarından. Bu da çok önemli ve Türkiye'de bence onun da daha fazla gelişmesi lazım. Bir de İstanbul'da bunların tabletop scanning elektron mikroskop yapan bir şirket duydum. Sanırım İTÜ ya da Yıldız'dan çıkan birkaç genç yapıyormuş diye duydum. Ama tanışma fırsatım olmadı. Tabii bu elektron mikroskoplarının daha küçük, bizim IZFM gibi küçük masa üstünde çalışan versiyonları da var. Bunlar görece daha ucuz ama yine en ucuzları yaklaşık olarak 50-60 bin dolardan başlıyor fiyat olarak. Elektron mikroskoplarının büyüklerinin yani scanning elektron mikroskopların sanırım en ucuzları 100-150 bin dolar civarında. Transmission elektron mikroskopları ise sanırım en ucuzları 200 bin dolardan başlayıp birkaç milyon dolara kadar çıkıyor. Teşekkür ederim hocam. Şimdi katılımcılarımızı soru sormaya davet ediyorum. Buyurun. Kim soru sormak ister? Hocam merhaba. Ben Ali Aksakal. Merhaba hocam. Orada sesiniz de bir ara gitti ama şeyi merak ettim. En yakın rakibiniz hangi ülkede acaba? Yani bu işi yapan en yakın rakip hangi ülkede? Ya bizim birkaç alanda birkaç rakibimiz var. Yani mikroskopi de ucuz mikroskoplarda bir İsviçre şirketi var. Nanosurf isminde. Basel civarlarında çalışıyor. Bu şirketin de ucuz basit kullanılan bir mikroskobu var. Onların teknolojisi daha eski. Biz pazara IZFM'le girdikten sonra onlar teknolojilerini değiştirmek ve yenilemek zorunda kaldılar. En yakın rakibimiz ucuz mikroskoplarda o. Pahalı mikroskoplarda yani HPFM pazarında birden fazla rakibimiz var. Kore'de Park Systems var. Amerika'da Asylum şirketi var. Bir de Amerika'da Bruker şirketi var. Üç önemli rakip var. Bir de Fransa'da küçük bir şirket var CSI adında.
Biz sanırım bu pazar içinde, yani mikroskopi pazarı içinde 7 ile 8 belki 9, yani o aralarda bir yerdeyiz. Tam nerede olduğumuzu bilemiyoruz. Almanya var mı hocam? Almanya bu düşük sıcaklık mikroskoplarındaki tek iki rakibimiz vardı. Bir tanesi İsviçre'deydi. Onlar pek faaliyet göstermiyorlar. Düşük sıcaklık mikroskoplarındaki rakibimiz Münih civarında bir şirket, Attokup isminde. O da yine bir Münih Teknik Üniversitesi'nden çıkma bir şirket. Khalid Karayi isminde bir Tunus asıllı fizikçinin kurduğu bir şirket. Sonra başka büyük bir şirkete sattılar. Teşekkür ederim başka hocam. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı? Buyurun İlhan Bey. Hocam gerçekten çok gurur duydum. İki dünyanın ortasında sizin o tünelin stabilitesini oluşturmak kadar, korumak kadar zor bilimsellikle ticariliğin dengesini tutturmak. Hatta bir ara söylediniz galiba sizin bilimsel olarak en severek çalıştığınız şeyi satamayıp başka bir modeli geliştirmek zorunda olmanızı. Burada Ar-Ge personelinden çok ürün yöneticiliği devreye giriyor. Siz bunu da yapmayı başarmışsınız. Bunu nasıl yaptınız? Şirketinizde bu yetkinliği nasıl kazandınız? Nasıl sürdürüyorsunuz? Nasıl bir ekibiniz var? Bu dediğiniz gibi aslında geriye dönüp baktığımızda 22 yıllık böyle hakikaten roller coaster ride şeklinde gitti her şey. Yani bir yıl hiç satış yapamadık örneğin. Tam yılını hatırlamıyorum ama ayakta kalmayı başardık. Bunların bir kısmı yani bizi pazar yönlendirdi. Şeyde direnmedik. Yani bu mikroskop iyidir, bunu satamıyorsak tamam olmasın ya da kendi kabuğumuza kapanmadık. Pazar onu istiyordu. Yapabilir miyiz diye baktık. Olabilir dedik. Örneğin düşük sıcaklık atomik kuvvet mikroskobunda ticari bir ürün yoktu. Bu İsviçreli dediğimiz şirket yine Basel Üniversitesi'nden bir arkadaşımın kurduğu şirketti. Onlar o pazara girince biz düşük sıcaklık mikroskobu yapmak zorunda kaldık. Yapabilir miyiz dedik. Şey tecrübemiz vardı. Tabii benzer teknolojiyi biz kendi laboratuvarımızda ultra yüksek vakum sistemlerinde yapıyorduk zaten. Yani sıfırdan başlamadık. Bayağı bir bilgi birikimimiz vardı. Onu oraya adapte etmek için işte bir yani ilk çalışması tabii genelde bu işlerin kolay oluyor ama sonra onu müşteri tarafından sorunsuz ya da minimal sorunla kullanılır hale getirmek için bayağı bir uğraştık. Yani 1,5 yılda o dönüşümü başardık. Onun dışındaki diğer ürünleri nasıl geliştirdiniz derseniz bir kısmı aslında müşteri isteğiyle geldi. Çoğunlukla Türk müşteriler ya işte biz böyle bir ürün var çok pahalı. İşte sen hol aygıtı mikroskobu yapıyorsun. Neden hol etkisi ölçüm sistemi yapmıyorsun dediler. İşte baktık yapabiliriz. İyi yapalım dedik yani. Fazladan kapasitemiz vardı. Hiçbir şey satmamaktansa o ara yani bir kapasitemiz olduğu için o işe girdik. O şekilde bir kısmı öyle gelişti. Başarısız olanlar oldu ya da çok az satan oldu. Örneğin ilk Japonlara sattığımız ilk üründen sadece 5 tane satabildik. Diğerlerinden çok satabildik. Örneğin Hollandalı bir şirket var Sonion. Onlar geldiler çok ince hall sensör ve Gauss metre istediler. Bunu yapabilir misiniz dediler. Ve yaklaşık 200 mikron kalınlığında bir hall sensör yaptık. Bunu nerede kullanıyorlar? Bunu kulaklık, biliyorsunuz kulaklıkları gibi iyi duymayan insanlar kulaklık kullanıyor. Kulaklıklar da giderek küçülüyor. Orada mıknatısla şey arasındaki, yani orada minicik bir hoparlör var aslında. Yani manyetik boşluk neredeyse 300 mikron boyutunda falan. O aradaki manyetik alan şiddetini ölçme ihtiyaçları vardı. Öyle bir ürün yoktu. Yapabilir misiniz dediler. Baktık ufak tefek değişikliklerle yapabiliriz.
öyle yaptık. Şimdi onların esnek olanlarını yapabiliriz grafen kullanarak. O konuda bir doktor öğrencim çalışıyor. Yani biraz şey, biraz kulaklarımızı açtık. Pazar ne istiyor, piyasa ne istiyor ona baktık. Belki de yani yaşamamızın ve büyümemizin en büyük şeyi, en büyük nedeni bence dünya pazarını hedeflememiz. Çünkü birçok girişimci genç arkadaş sadece Türk pazarını düşünüyor, hedefliyor. Ama Türk pazarı siz de biliyorsunuz, siz de bir girişimcisiniz. Türk pazarında birçok zorluk. Türk ekonomisi dünyanın herhalde %2'si civarında. Yani dışarıda 50 kat büyük ya da 100 kat büyük bir pazar, pardon %1 neredeyse. %1 kat büyük bir pazar var. Ne bileyim bir ülkede sorun olursa başka bir ülke çıkabiliyor. Şimdi bu World Wide Web, yani her şey internete bağlı. İnternette bizi çok kolay bulabiliyorlar. Yani benim tavsiyem genç girişimcilere ya da ruhu genç girişimcilere mutlaka dünyayı hedeflemeleri. Türkiye'de bir sürü sıkıntı var. İyi yanlarımız da çok ama Türkiye'de ticaret yapmak, high-tech iş yapmak çok zor. Bizim İngiltere'deki şirketimiz de devam ediyor hala. Yani ben Türkiye'de ortalama 2 günde attığım imzayı İngiltere'de 22 yılda atmadım. Öyle söyleyeyim. O kadar iş yapmak İngiltere'de, Hollanda'da, Amerika'da çok daha kolay. İngiltere'de daha da kolay Amerika'ya göre. Çünkü Amerika'da da şirketimiz var, orayı biliyoruz. İngiltere inanılmaz kolaylık sağlıyor insanlara. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam, aslında bu çok önemli. İngiltere ne gibi kolaylıklar sağlıyor bizde olmayan? Şöyle birkaç tanesini söyler misiniz? Çok önemli bir nokta bu çünkü. Şimdi, Türkiye'deki en büyük başarımız bu. Şimdi 22 yıl önce biliyorsunuz internet çok yaygın değildi. Ben İngiltere'deki şirketimi kurarken ya işte yani çoğu şeyi telefonla yapabiliyordum. Çok hızlı şirket kurmak isterseniz size şirket kuran şirketler var. Şirketi kurmuşlar, dosyalamışlar. Size şirketi o zamanın parasıyla herhalde 200 pound civarında yani ne yapıyor? 250 dolar falan yapıyor. O paraya size şirketi kurup, yani kurulmuş şirketin ismini değiştirip size veriyorlar. Kuruluş sermayesi de 2 pound idi. Hala 2 pound. Yükseltmemiz de şart koşmadılar. Yani biz bir sürü iş yapıyoruz. Hala sermayemiz 2 pound. KDV şeylerimizi, KDV beyannamemizi hala internetten hazırlayıp verebiliyoruz. KDV alacağımız varsa bize hemen ödüyorlar 7 gün içinde. Yani bunun gibi bir sürü kolaylığı var. Evinizde şirket... KDV yüzde kaç orada? Efendim? KDV yüzde kaç hocam? KDV'yi şimdi %20 yaptılar hocam. Daha önce evet. 18'di uzun süre boyunca. Orada KDV'yi çok, yani KDV'yi direkt beyanname ile geri alabiliyorsunuz. Türkiye'de geri almak sıkıntılı, mümkün. Biz %95 ihracat yaptığımız için biz KDV'yi ihracat yaptığımız için alabiliyoruz ama almak için bayağı bir vakit harcıyoruz. Bunun gibi birçok kolaylık var. Yani iş ortamı çok kolay. Muhasebenin bir kısmını kendiniz yapabiliyorsunuz. İlk başlarda biz kendimiz yapıyorduk. Bir muhasebecimiz de var. Örneğin ona da yılda işte 3000 pound falan para ödüyoruz. O kadar. Yani evet. Bu tür taraflar, yani şirket idare etmek, kurmak, bu tür şeyler çok şey basit. Evet hocam. Teşekkürler. Evet. Değerli misafirlerimiz, başka sorular olan var mı lütfen? Buyurun. Hocam bir soru iletebilir miyiz? Buyurun. Ben öncelikle haddim olmayarak Ahmet hocamızı tekrar tebrik ediyorum. İki tane aslında soru sormak istiyorum. Birincisi şu, şirketlerin 22. yıllarını kutlamışlar. Umarız ki bu şirket 100. yılını da görür, daha uzun yıllar hayatta kalır. Burada bu şirketin sürdürülebilirliği, devamlılığı anlamında kendilerinin nasıl bir faaliyetleri ya da nasıl bir planlamaları var? Üst yönetimi veya profesyonel yönetimi hocam siz mi yapıyorsunuz? Başka bir ekip mi yapıyor? Bu anlamda bir devriniz var mı? Siz olayın hani teknik tarafını veya
ticari tarafını başka arkadaşlar mı götürüyor üst yönetim anlamında? Daha çok girişimcilik anlamındaki sorun bu. Teknik olarak da Davut Hocam da aslında bir giriş yapmıştı. Siz mesela kullandığınız, şu an için kullandığınız soğutma teknolojileri kuantum bilgisayarlarda kullanılabilir gibi veya burada bir temel oluşturabilir mi? Veya bunun gibi sizin bu ürünleri geliştirirken hali hazırda geliştirmiş olduğunuz bazı alt teknolojiler ya da kırılımlar var. Bunların başka sektörlerde başka ürünlere dönüşmesi konusunda bir çalışmanız var mı? Yani özellikle kuantum tarafı biraz belki hot topic olduğu için oradan da girebiliriz konuya. Bu iki soruma cevap verebilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Resul Hocam teşekkür ederim. Şirketimiz yaklaşık olarak bir 3 yıl önce, ben dekan olmadan önce bir yönetim danışmanlığı aldık ve ben daha geriye çekildim. Genel müdür yardımcılarımız ile şirketimizin tüm günlük faaliyetleri yürütülüyor. Ben sadece teknik konularda sıkıştıkları zaman yardım ediyorum. Zaten 55 kişiyi idare etmem imkansız. Ben vaktimin çoğunu üniversitede harcıyorum. Çok gerekirse bazen şey yapıyorum. Ben 22 yıldır da hiç şirketimden maaş da almıyorum. Ücretsiz olarak bazen yardım ediyorum. Sürdürülebilirlik açısından tabii girişimci olanlar bilir. Yani şirket küçükken kontrolü çok daha kolay. Büyüdükçe hantallığı artıyor her organizma gibi. Organizmalar büyüdükçe verim düşüyor. Kontrol imkanı zorlaşıyor ve dış etkilere ya da instabilitelere karşı daha hassas hale geliyorlar. Bu yönetim danışmanlığı alarak işte yönetim yapımızı biraz daha kuvvetlendirdik. Yani hedefimiz daha büyümek. Daha uzun süre devam edebilmek. Bir ortağımız yok. Bu şirket hala kendi yağıyla kavrularak büyüyor. Ortak olmak isteyen ya da satın almak isteyenler de oluyor. Yani hisse almak isteyen ya da hepsini almak isteyen. Şu an bir karar vermiş değiliz. Zaman içinde ne yapacağımızı herhalde karar vereceğiz. Ümit Atalay var, bu Innova'nın kurucusu. Tanırsınız, o da ODTÜ'lü bir arkadaşımız, ortak bir arkadaşımız beni tanıştırmıştı. O geldi, bizi ziyaret etti, konuştuk falan. İlk söylediği, konuştuk, şirketi gezdirdim. Ya sizin zaten yaşamanız bile Türkiye'de büyük bir başarı dedi. Eşim şirkette çalışıyor, ona çok bozulmuştu bu söylediğiyle. Niye böyle dedi diye. Aslında bakarsanız yani bir anlamda yaşamamız bile başarı Türkiye ekosisteminde. Ama biz yani hedefimiz daha büyük. Yani buraya kadar getirdik, daha da iyisini yapabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii büyüdükçe sıkıntılar da büyüyor. Hep şeye benzetiyorum, benim 6 yaşında bir kızım var. Annem büyüdükçe çocukların derdi büyüyor diye. Hakikaten yani küçükken dertleri de azdı, şimdi giderek artıyor. Şirketlerde büyüdükçe böyle oluyor. Şimdi kuantum teknoloji ve diğer projelere gelirsek, Davut Hocam da aslında onu sormuştu, ben şey yapamadım, unutmuşum. Resul Hocam'ın hatırlatması iyi oldu. Şimdi biz bu soğutma sistemlerini, yani milli kelvin olanlarını satın alıyoruz. Öbürlerini de satın alıyoruz. Orada yapabildiğimiz şey de bu soğutma kafalarını alıp bizim hol etkisi ölçüm sistemlerine entegre etmekti. Şimdi bu orada biraz bir değişiklik yapacağız. Geçendeki konuşmamda bahsetmiştim. Bu bir kelvine kadar soğutma sistemlerini kendimiz yapmaya başlayacağız. Orada maalesef yine bu kapalı devre soğutma kafalarını yurt dışından satın almamız gerekiyor. Bunları üreten Japonya ve Amerika'da şirketler var. Çin'de de var. Bunları alıp kendi özgün soğutma sistemlerimizi kendimiz geliştirmeye başladık. Bunlara bir de süper iletken mıknatıs eklemeye başladık. Tasarımları yaptık. Şimdilik 3 Tesla'ya kadar çıkacağız. Soğutma sıcaklığımızda 1 Kelvin'le işte 300 Kelvin aralığında olacak.
Bu kuantum teknolojilerinde kullanılan sistemler daha karmaşık sistemler. Bu dilution refrigerator denen, helyum 3 ve helyum 4'ü karıştırıp bunların faz ayrışmasını kullanarak işte 2 milikeline kadar soğutan sistemler yapılıyor. Bunları üreten 3 şirket var dünyada. Biz henüz öyle bir işe girmeye cesaret etmiyoruz ama ileride bilmiyorum ne olacağını bilemeyiz. Bu konuda aslında Türkiye'de çalışmalar var. Savunma Sanayi Başkanlığı burada bir inisiyatif aldı. Aselsan, TÜBİTAK, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve birkaç üniversitedeki akademisyenlerle beraber. Ben de birkaç bir toplantılarına katıldım. Şimdi bir orada yol haritası çıkarılıyor. Bize de orada sordular, siz bunun soğutma sistemlerine yardımcı olur musunuz diye. Yani o konuya girmemiz istenirse çok ciddi bütçeler gerekebilir. Yapılabilir ama yani daha dikkatli adım adım gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Bizim bu mikroskoplarımızı, mikroskoplarımızdaki teknoloji, kuantum teknolojilerine nasıl yardımcı olur? Örneğin Oak Ridge National Lab'deki müşterimiz bunu kuantum bilgi işlemede kullanmak istiyor. Ama orada bu mikroskopları biraz daha farklı kullanacak ve Elmas'ta NV Center denen ilginç özellikler var. Yani nitrojenle elması, yapay elması katkılıyorlar. Bir nitrojenin, yani azotun olmadığı yerin ilginç manyetik özellikleri var. Bizim yaptığımız mikroskobu o hale getireceğiz. Öyle ilginç deney fikirleri var. Bizim oradaki katkımız sadece mikroskobu modifiye edip sağlamak şeklinde. Ama yani bir bilgi birikimimiz tabii ki oluyor bu süreç içinde. Bence Türkiye'nin de bu kuantum bilgi işleme ve kripto teknolojilerine mutlaka yatırım yapması lazım. O konuda bence biraz geç kalıyoruz. Çin bu konuda dehşetli çalışıyor. Bizim bu Cryostat'ı, yani Dilution Refrigerator'ı satın aldığımız şirket Leiden Cryogen'in, onun sahibi de bir profesör, emekli bir profesör Leiden Üniversitesi'nde. Bu Dilution Refrigerator'ları en iyi yapan, dünya rekorlarına sahip bir profesör. Yaşı şu an 80 oldu. Hala aktif. Gidip kendisi kurulumlara falan bile katılıyor. Çok ilginç bir kişi. İsmi Giorgio Frosati. İtalyan asıllı birisi. Brezilya'da büyümüş. Sonra Fransa'ya gelmiş. Sonra Hollanda'ya gitmiş. Uzun yıllardır Hollanda'da yaşıyor. Çok çok renkli bir kişilik. Bir de güzel Maserati'si var. Hocam siz hanımın istediği arabayı alabildiniz mi? 22 yıldır çalışıyorsunuz. Yok hocam. Benim arabam şu an Hyundai Tucson, aldık. Kasım ayında bir tane. Ona biniyorum. Hanım hala diyor git iyi bir araba al diyor. Onunki de Hyundai iX35. Evet. Evet. Bir sonraki soru. Evet Niyazi hocam buyurun. Ahmet hocamızı tebrik ederiz. Çok güzel bir çalışma yapmış. İnşallah başarısının devamını istiyoruz. Bunun gibi kaliteli uygulamalarda Darboğaz bu cihazlara numune hazırlaması ve bakım ve eğitimdir. Bu noktada sizde nasıl bir hizmet verebiliyorsunuz sizden şey alanları, cihazlar alanlara? Evet, şimdi numune hazırlamak hakikaten ciddi bir sıkıntı. Bazen kullanıcılar ya da müşteriler gelip işte şu numuneye bakalım diyorlar ama siz çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani numunenin nasıl hazırlandığı çok önemli. Çoğu zaman biz onlara yardım ediyoruz. İşte numune şöyle hazırlayalım, böyle hazırlayalım diye. Yani ya da bir makale ile geliyor hocalarımız. Biz de aynı numuneyi hazırladık, buna bakalım diyorlar. Yani bazen çoğu zaman iyi görüntü alamıyoruz. Diyoruz yani bu numunede bir sorun var. Bazen kullanıcıyı ikna etmek zor oluyor. Bu tür sıkıntılarımız oluyor. Bakım onarım için, şimdi bakım onarımı biz hepsini Türkiye'den hallediyoruz.
Müşterilerimiz çoğunluğu yurt dışında olduğu zaman o ciddi bir sıkıntı olabiliyor. Şimdi bizim elektroniğimiz, büyük sistemler için elektroniğimiz modüler. Şimdi tüm cihazlarımıza uzaktan TeamViewer vesaire programlarıyla bağlanıp çoğu problemi uzaktan halledebiliyoruz. Problemlerin bir kısmı müşteriler kullanımı bilmiyorlar ya da eğitimleri eksik oluyor. Yanlış bir şey yapmış oluyorlar. Sorunu halledemezsek elektroniğimiz ve diğer parçalar modüler olduğu için onları hemen bir parça yollayıp değiştirerek hallediyoruz. O şekilde olmazsa daha farklı şeyler yapıyoruz. Hiçbir şekilde halledemezsek birisini yolluyoruz. Bir servis mühendisi yanında bir yedek parçayla giderek mikroskobu değiştirebiliyor. Tabii bu EasyFM çok küçük olduğu için onu şey yaptık. Örneğin Amerika'da hot swap yaptık. Sabit bir fiyata mikroskobu şey yaptık. Mikroskobu değiştirdik. Refurbished bir mikroskopla hemen hata bizdeyse bedavaya, hata onlardaysa sabit bir fiyata elektroniği olsun, mikroskobu olsun hemen değiştirdik. Yani birkaç gün içinde çalışmaya devam eder hale geldiler. Bu çok önemli. Yani servis çok kritik. Türkiye'de bir sıkıntımız yok. Türkiye'de çok hızlı servis verebiliyoruz. Ama tabii bu korona yüzünden şimdi Çin'de ve diğer ülkelerde bir sürü müşterimiz var. Onlara kurulum yapamadık. Küçük mikroskopları uzaktan kurulum yapıyoruz. Örneğin Procter & Gamble'a sattığımız mikroskobu uzaktan kurduk. Apple'a sattığımızı uzaktan kurduk. Uzaktan bağlanıp şey yapıyoruz. Şu an uzaktan demolar da yapıyoruz. Müşteri bize numune yollayabiliyor. O numuneye bizim arkadaşlarımız burada numunelerine bakıyorlar. Servisin çoğunluğu zaten uzaktan veriyorlar arkadaşlar. Gerek evlerinden, gerek şirketten işte akşamları işte Amerika'ya ya da Kore'ye bağlanarak servisi hallediyorlar. Tabii korona sürecinde yine servisi kesmedik. EasyFM'ler küçük olduğu için çantaya alıp evlerine götürdü arkadaşlar. Evlerinden çalıştılar. Teşekkürler hocam. Başka sorusu olan var mı? Rüveyda Hanım bir şey sormak istiyor sanırım. Buyurun. Rüveyda Hanım. Merhaba Ahmet Hocam, ben Rüveyda. Şu an internetim biraz sıkıntı. Yurt dışında Polonya'da Erasmus yapıyorum. Buradan bağlanıyorum. Size bir konuda bir şey danışmak istiyordum. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açıkçası kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Makaleler okuyup sizi linkinizi takip etmeye çalışıyorum. Paylaştıklarınızı okuyorum, araştırıyorum. Ama benim daha çok bir stajla, uygulamayla bu bizde ya da Türkiye'de bu stajım veya kendimi geliştirmem konusunda bana bir yardımcı olabilir misiniz ya da bir öneriniz var mı? Teşekkür ederim. Tabii biz çok teşekkür ederim Rüveyda Hanım. Biz staj imkanı sağlıyoruz her alanda. Elektronik, bilgisayar, fizik, malzeme bilimi, nanoteknoloji. Aslında koronadan önce sanırım 7 tane stajyerimiz vardı. Uzun dönem stajyerimiz. Korona yüzünden onlar gittiler. Ama siz bana özgeçmişinizi yollayın. Uygun olursa size staj imkanı sağlamaya çalışırız. Bu evet. Davut Hocam bir şey sormuştu. Orada bir soruyu atlamışım. Bu artificial intelligence ile nasıl bağlarız diye. Aslında ya görüntüleri işlemek yani. Evet. İşlemede değil de mikroskobun bazen ince ayarı oluyor. Yani hani bir ustaya herhangi bir cihazı öğretmek için vakit alırsa bu mikroskobu da çok iyi kullanmak için
bayağı bir tecrübe gerekiyor. Yani basit görüntüleri almak kolay ama bir sürü ayar şeyi olduğu için, onun için Bilkent Üniversitesi ile bir proje yaptık. Biliyorsunuz Bilkent ve bazı üniversiteler bir endüstrideki bir problemin öğrencilerine bir ekip olarak veriyorlar. Şu ana kadar 2-3 proje yaptık Bilkent Üniversitesi ile. Öyle bir projemiz var. Yani artificial görüntü işlemek için değil de mikroskobun ayarlarını otomatik yapmak için bir yazılım geliştiriyor bu gençler. Yani çok neredeyse hiçbir ayar gerektirmeden düğmeye basarak olabildiğince iyi görüntü alacak şekilde mikroskobun işte titreşim genliği ne olacak, frekans ne olacak, tarama hızı ne olacak, kaç piksel alacaksınız, işte görüntü kötüyse onu nasıl anlayacak. Böyle bir çalışmamız var ama daha bitmedi. Tabii öğrencilere bırakılacak kadar da şey değil. Yani bizim ekipten de onlara destek oluyoruz. Ama henüz biten bir şeyimiz yok. Hocam bir de tabii yani çektiğiniz görüntülerin anlamlandırılması için de yapay zeka evet. Çok işinize yarayabilir. Yani bence orada da birileriyle konuşsanız iyi olur. O konuda da haklısınız ama yani aklımızda olan her şeye yetişemiyoruz. Onu başkaları yapsın. Yani siz görüntü sağlayın. Eminim yani şeyde mesela bizim İTÜ'deki arkadaşlarla da konuşabilirsiniz. Başka üniversitelerle evet. De bu konuda sizlerle çalışmak isteyecek bir sürü şey olabilir. İlgilenen evet. Genç bilim insanları olabilir. Veya kalbi genç. Evet. Bir de bir iki farklı iş de yapmaya başladık. Onlardan da birkaç konuda bahsedeyim. Bir tanesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile ve ODTÜ Fizik Bölümünden Raşit Turan hocamızın ekibiyle beraber nükleer radyasyon dedektörü geliştiriyoruz. Buradaki hedef gama radyasyonunu kullanarak yani kirli bombaları ya da nükleer kaçakçılıkta izotopu direkt tespit ederek yani bu taşınabilir bir cihaz olacak. Jandarma diyelim ki şüpheli bir paket gördü. Bu içinde hangi elementin olduğunu anlayabilecek bir radyasyon dedektörü geliştirme projemiz var. ODTÜ Fizik Bölümünde Erdoğan hocamız bunu kadmiyum zinc telür kristalini büyütüyor. Biz de bunun elektronik yazılım ve ölçüm sistemini geliştiriyoruz. Bir de TÜBİTAK desteğiyle yürütülen uzaktan gözlem projemiz var. Orada da yaklaşık 1 gigapiksellik büyük bir kamera yapıyoruz. Küçük kameraları birleştirerek bir kompozit kamera yapıyoruz. Oradaki hedefimiz de yaklaşık 1 gigapiksele yaklaşan bir çözünürlük elde ederek işte 10 kilometreden işte 30 santim büyüklüğünde nesneleri tespit eder bir sistem haline getirmek. Bunun hocam ben hep teleskoplarla mikroskopları dual olarak görmüşümdür. Yani böyle bir işte subatomik şeylere bakmakla uzaya bakmak, çok uzaklardaki bir şeyleri görmek. Hiç onu düşündünüz mü? Yani nasıl yapılabilir bu teknolojilerle mesela bir teleskop yapmak? Tam tersi şu anda yaptığınızın tersini yapmak. Teleskop aslında yani ara sıra öyle uçuk kaçık şeyler de geliyor. Örneğin işte şu an kullanılan örneğin İHA'larda ve uçaklarda kullanılan tüm optik kameralar şeyden geliyor, yurt dışından alınıyor. Yani bunları daha iyi yapmak için değişik fikirlerimiz var. İşte bir kısmını bu 1 gigapiksellik kamerayla yapacağız. O şu an uçmayacak ama oradaki nihai hedef yine bunların bir İHA'ya takılır hale getirilmesi. Bu bir TÜBİTAK 1511 projesiyle fonlanıyor. Onun dışında bir Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yaptığımız başka bir proje var ama ondan pek bahsetmek istemedim. Şu an evet. Başka sorusu olan var mı değerli misafirlerimiz? Benim var. Davut Hocam. Buyurun. Davut Hocam. Buyurun. Evet. Davut Hocama da Ahmet Hocama da teşekkür ediyoruz. Allah başarılarınızı daim ve ziyade eylesin. Hocam İbn-i Sina diyor ki bilim ve sanat itibar görmediği yerden göçüp gider. Siz bu çalışmalarınızda yeteri kadar ilgi ve itibar gördünüz mü, görüyor musunuz? Sağ olun hocam. İbn-i Sina'nın lafı tabii, onu biliyorum o sözünü. Yani ben Türkiye'de yaşamak istiyordum. O yüzden Türkiye'ye geldim. Yani
O gösterdiğim ev benim kendi evimdi İngiltere'de. Onu 10 yıl falan kiraladım, sonra sattım. Yani ben Türkiye'de yaşamaktan mutluyum. Tabii çok sıkıntı var. Şimdi Türkiye'de girişimcilik için de bir sürü destek var. Ben bu işlere giriştiğimde hiçbir destek yoktu. Yani Türkiye'de sıkıntı çok. Yani bazen bunalıyoruz ama ben hala Türkiye'de yaşamaktan mutluyum. Bir yere gitmeye de niyetim yok. Yani bazen tepemiz atıyor. Ya bu da olur mu falan diyoruz ama yani bu ülkeyi ileri götüreceksek bizler götüreceğiz. Yani yurt dışında da yaşayan arkadaşları kınamıyorum. Yani yurt dışına gitmek isteyenlere de bir şey diyemem. Ben de gidip uzun yıllar yaşadım orada. 6 yıla yakın yaşadım. Misafir öğrenci olarak da orada kaldım. 6 aya yakın toplam Oxford Üniversitesi'nde. Yani o zaman ben gittiğimde 90'larda ki Türkiye ile şimdiki Türkiye aslında çok farklı. Bir sürü şeye ulaşmanız daha kolay. Ama hala çok zorluklar var. Sanırım taş yerinde ağırdır diye bir lafımız vardır. Evet. Ben Türkiye'de kalmaktan, Türkiye'de yaşamaktan mutluyum. Yurt dışında da bu işleri daha rahat yapabilirdim. Ama bu bilimsel cihaz yapma işi biraz kanıma işledi. Yani 87'de biz bu işlere başladığımızda yani Ostim'de doğru dürüst tezgah yoktu. Şimdi her atölyede 2-3 tane son model CNC tezgah var. Ostim acayip ilerledi. Yani bir sürü şey ilerliyor. Doğru dürüst kaynak yapacak insan bulamazdınız. Şimdi hemen herkes çok iyi kaynak yapıyor. Bizim kendi atölyemiz de var. Bizim şu an çalışan 4 tane CNC tezgahımız var. Teknopark Ankara'da ki atölyemizde bunları kullanıyoruz. Ben hala mutluyum. Çok sıkıldığım zamanlar da oluyor. Ama herhalde şey gibi, bir yerdeki ağacı söküp başka bir yere götürürseniz uyum sağlayamayabilir. Bilmiyorum, ben şu an için öyle bir şeyim yok. Bir yere gitmem niyetim yok. Eyvallah hocam. Hocam, şimdi buradaki şey şu, sizin, benim, birçok dostumuzun hikayesi şu. Ben mesela İstanbul'dan başka yerde yaşayamam diyorum. Yani dünyanın birçok şehrini ziyaret ettim, çalıştım ama bu bizim yani vatan aşkı, Türkiye aşkı bizi buraya da tutan şey oldu. Bizi buraya getiren oldu. Ama gönlümüz hep şunu arzu etti. Türkiye'de öyle bir ekosistem oluşturalım ki dünyanın her tarafındaki en mükemmel bilim insanları, girişimciler fikirlerini hayata geçirmek için gelip o ekosistemde çalışsınlar. Yani yapmamız gereken şey o. Ben de Ankara'da 8 yıl onu yapmaya çalışmıştım. Yani Türkiye'de öyle bir iklim oluşturalım ki bizim gibi her şeye rağmen burada olanlar değil, buraya gelmek için herkesin can attığı bir ekosistem olsun. İnşallah günün birinde o olduğu zaman işte sizin gibi birlikte çalışabileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz başka bir sürü yüksek teknoloji şirketleri olacak. Sizin gerçekten burada yaptığınız şey çok sıra dışı yani. Yani siz bir yazılım yapıp onu çalıştırıp satmaya çalışmıyorsunuz. Siz gerçekten yani gidip işte onun CNC'sini de bilimsel temelinde geliştiriyorsunuz. Optiğini yapıyorsunuz, her şeyini yapıyorsunuz. İnanılmaz bir başarı sizin bu yaptığınız hocam yani. Sizi gerçekten tekrardan tebrik ederim. Bu memleketteki şu ekosistem içinde yani böyle bir şeyin yapılması çok çok nadir olan bir şeydir. Yani o yüzden de gerçekten takdiri tekrarını hak ediyorsunuz hocam. Sağ olun. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam, yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Çin çok hızlı ilerliyor. Yani örneğin bizden artık Çin hoca almaya başladı. Hocayı bırakın, öğrenciler falan artık eskiden işte Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya gidiyorlardı. Artık öğrenciler ve hocalar Çin'e gitmeye başladılar. Örneğin İTÜ'den emekli olan hocamız Yusuf Yağcı hocamıza sanırım Çin bir profesörlük vermiş. Yani biz onun dışında iki kimyager hocamız, birisi Bilkent'ten, birisi ODTÜ'den emekli olup Çin'e gitti. Yani bizim bu imkanları bilim insanlarına sağlamamız lazım. Hem Türk
hem yabancı bilim insanlarını sağlamamız lazım. Bilime ve teknolojiye daha çok para harcamamız lazım. Bu yaratılan desteklerin daha kolay harcanır, daha kullanışlı hale getirilmesi lazım. Bunları yaparsak bence hızlıca ilerleriz. Yurt dışında yaşayan Türk hocalarımızdan da istifade ederiz. Ama bunları daha pratik hale getirmemiz lazım. Yani Çinli Amerikalılar hem Amerika'da hocalıkları oluyor hem Çin'de hocalıkları oluyor. İki tarafta iki grupları oluyor. Amerika'da kazandığı para kadar hem maaş hem laboratuvar imkanları sağlanıyor. Yani bunları sağlarsak neden olmasın? 1930'larda Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu Almanya'dan kaçmak zorunda kalan Yahudi bilim insanlarını Türkiye'ye getirmişiz ve büyük bir sıçrama sağlamışız. Yani bunların benzerini yapmak mümkün. Bir sürü parlak genç var. Türkiye'de Türk olmayan. Biz bunlara iyi imkanlar sağlarsa gelirler ve Türkiye'de gayet iyi çalışırlar. Hocam, yani ben hep kusura bakmayın sizin şeyinize müdahale etmiş oluyorum ama şuna diyorum ben. Sizin ayağınızda bir bilim insanını yetiştirmek sadece parayla mümkün değil. Yani en az bir 20 senelik bir eğitimin sonucunda belki yola çıkan işte 500 bin kişiden birisi Ahmet Oral oluyor. Değil mi? Şimdi Çin veya Amerika veya İngiltere, yani bu konudaki aklını oluşturmuş, ekosistemini oluşturmuş olan bir sistem, o 20 yıllık sürecin sonunda başarılı olanları böyle eliyle topluyor, değil mi? Ona diyor ki gel sana yılda 1 milyon dolar vereyim. Yani çok ucuza bir iş yapmış oluyor aslında. Evet. Tabii onu almak da önemli değil. Onu alıp getirip ondan sonra bir masanın başına oturtup ona hiç çalışacağı bir imkan vermedir. Getirmenin de manası yok. Yani onu besleyecek bir ekosistem. Yani sadece adamları bulup getirmek değil, bütüncül bir çözümün parçası olmak zorunda bu. Yoksa getirirsiniz, 1 milyon dolar da para verirsiniz ona, hiçbir şey yapmaz ve çeker gider. Yani yani bütüncül bir çözüm şart o açıdan. Bunu tabii devletin bu planı yapması lazım. Ben bir süredir Büyük Petro'nun hayatını okuyorum. 900 sayfalık bir kitap. Neredeyse yarısına geldim. Yani Büyük Petro sürekli Osmanlı'dan, İsveçlilerden dayak yiyen bir devleti kendi ayakları üstünde duran, onlarla Osmanlı, yani Türklerle ve İsveçlilerle savaşabilir ve ayakta kalabilir bir devlet haline getirir. Ve bunu 40-50 yılda yapmış. Onu bırakın Çin'i düşünün. Ben küçükken Çin'den Türkiye'ye gelen şeyden iki tane hatırlıyorum. Bir tanesi şu büyük çalar saatler vardı köylerde. Devasa çalar saatler. Hatırlarsınız. Bir de evet. Çek kerpeten o tür çok kaba şeyler geliyor. Şu an bakıyoruz yani kullandığımız iPhone, Huawei telefonlar hepsi orada yapılıyor. Yani şimdi Çin Amerika'ya kafa tutuyor. Bunların hepsi 80'de devlet aklı. Evet. Yani biz hepsi devlet aklıyla oluyor. Yani. Evet. Devlet aklını koyup şey yaparsak yaparız. Yani Türkiye'de hep planlar yapmışız ama o planlar böyle güzel plan olarak şeyde kalmış, raflarda kalmış. Biz buna para ve enerji harcarsak olur. Yani eskiden futbol sahalarımız neydi? Hepsi çamur içindeydi. İşte yeterince para harcadık. Çok iyi bir yere gelemedik ama bir yere geldik. Burada da oturup bir geniş bir plan program yaparsak yani 15-20 yılda neden olmasın? Olur. Bunların hepsi olur diye düşünüyorum. Evet. Hala çok umutumu kaybetmedim. Başka sorusu olan var mı? Tabii ki. Umut kaybedilmez zaten. Başka soru var mı arkadaşlar? Davut Hocam bir soru sorayım mı? Oo Yunus Hocam. Ya bu arada 15 gün sonraki konuşmacımız Profesör Doktor Yunus Çengel. Termodinamiğin yani gurusu Yunus Hocamız. İnşallah termodinamiğin hayat içinde manaya geldiğini merak edenleri ve herkesi 15 gün sonraki yine aynı saatte yapacağımız Profesör Yunus Çengel'in konuşmasına bu vesileyle davet etmiş olacağım. Buyurun hocam. Teşekkürler. Öncelikle Ahmet Hocamı tebrik ederim. Hakikaten çok güzel bir sunumdu ve hakikaten iftihar ettik. Güzel bir ölçü verdi. Hani başarından ölçüdü. Dünyada nerede oldun?
Yani içeride diyelim böyle hani laf düzmek, şunu yaptık, bunu yaptık çok kolay. Ama eğer yaptığınız ürünler diyelim dünyadaki en iyi ülkelere, en iyi şirketlere gidiyorsa, en iyilerle aynı kulvarda koşabiliyorsanız bence gerçek başarı bu. Gerisi biraz lafı güzel. O yüzden hani tebrikler. Yani ön safta Ahmet hocamız şirketi koşuşturuyorlar. Tabii böyle olunca insana da şu geliyor. Bu rekabet biliyorsunuz çok şey. Hani zorlu bir ortam. Ve de insan hiç ummadığı bir anda tepe taklak gelebiliyor. Mesela Nokia'nın başına gelenler böyle. Hele şirket küçük olunca bu tehlike daha da büyük. Bir kritik herhalde kütle lazım. Şimdi şirket acaba kritik bir kütleye ulaştı mı? Ve bayağı bir ağırlığı olması için ne kadar bir büyüklüğe ulaşması lazım ki kendini biraz güvende hissetsin? Bunun cevabını ben bilmiyorum hocam. Yani aslında ya benim gözlemim şirket büyüdükçe hantallaşıyor ve şey oluyor. Yani onları bunu çözmemiz gerekiyor. Yani şirket büyüdükçe bu hantallaşmayı nasıl engelleriz? Bu dinamik asıl yani şirketin bu çekirdek teknolojiyi koparıp götüren şeyi nasıl yaparız? Onu tam bilemiyorum. Ama rekabet çok önemli. Rekabet aslında bizi ayakta tutan şey de bu. Yani biz rekabeti görüp, anlayıp buna göre kendimizi konumlandırmazsak herhalde pilimiz bitip şey olabiliriz. Yani hızlıca sağdan çekilebiliriz. Ki bu piyasada oldu başka, yani her yerde oldu. Dediğiniz gibi Nokia'da da oldu. Yani tam cevabını bilmiyorum. Bu ne olacak bilmiyorum herhalde zaman. Evet. Şöhret Bey, sizin bir sorunuz var galiba. Buyurun. Sorun hocamıza. Şöhret Bey. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam yazılı olarak sormuş ama isterseniz Ahmet Hocam ben okuyayım, siz cevaplayabilirsiniz. Merhaba Ahmet Hocam, bir bilim insanı olarak satış konusundaki tecrübenizi öğrenmek istiyorum. Özellikle derin teknoloji ürünlerin satışında teknik background önemli olsa da satışın farklı bir bakış açısı gerektirdiğini düşünüyorum. Bu konuda da stratejiniz ya da tecrübelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Mikrofonu bozukmuş Şöhret Bey'in. O yüzden ses soramadı. Evet. Şimdi satış tabii, satış bir şirket için en önemli şey. Yani bu satsanız, ne bileyim Apple şey de yani cep telefonunda satsanız ya da ne bileyim çimentoda satsanız satışsız hiçbir şey olmuyor. Satışsız mühendislik de olmuyor. Hakikaten hiçbir şey de olmuyor. Şimdi ben devlette çalışan bir işçinin ve ev hanımı bir annenin evladı olarak yani para kazan, yani bizim ailemizde işte ticarete bir de bulaşıp batmayan hiç kimse olmadığı için tabii birkaç akrabamız var. Onlar çekirdekten esnaftı. Onlara bir şey olmadı. Bu okuyup işe bulaş, yani kendi işini yapmak isteyip de sıkıntıya düşmeyen hiç kimse olmadı. Dolayısıyla yani biz satışın ne kadar önemli olduğunu baştan beri biliyoruz. Bir de başarımız belki ilk baştan şu şekilde başladı. Yani biz ortada bir ürün yokken sattık. Şu anda da çoğu zaman onu yapıyoruz. Yani bir ürün, yani satamayacağımız bir ürüne çoğu zaman girmiyoruz. Ya da bir bakıyoruz, birkaç müşteri bulup öyle yapmaya başlıyoruz. Çünkü öbür türlü benim etrafta gördüğüm, Türk olsun, yabancı olsun, ya işte böyle iyi bir fikir var, bunu ben bir geliştireyim önce rahat rahat. Ondan sonra buna pazar arayayım, müşteri arayayım. Öyle başlarsanız genelde o iş yürümüyor. Yani müşteriyi bulup, hatta onun parasının bir kısmını alıp, gerekirse işte yarı fiyata satıp ilk ürünleri, o şekilde fonlamak en güzeli. Müşteriyi bulup şey yapmak çok değerli. Hocam, bu arada biraz sizin için satış desteği de verelim biz size. Ürününüz en böyle mesela liselerde kullanılabilecek, bilim sınıflarında kullanılabilecek en ucuz ürününüz ne kadar? Ve liseler için, eğitim kurumları için özel kampanyanız var mı? Bunları duyalım da
icabında eğitim kurullarına evet. haber verelim. Böyle böyle şu kadar alınabiliyor diye. Tabii biz buna açığız. Hatta ODTÜ Gelişim Vakfı liselerine biz bir tane ürünümüzden hediye ettik. Şu an o ODTÜ'de bulunuyor. Kore'de bir liseye 6 set EZFM sattık. Burada rakam söylememiz doğru olmayabilir ama çok... Ya niye olmasın canım? Bu bir seminer, buyurun. Yani sizin satış yapmanız için biz elimize gelen her şeyi yapmamız lazım. Bizim satış ekibimiz gereken her türlü kolaylığı sağlayacaktır hocam. Yani tam şeyleri yapar. Peki, tamam. Yani liseleri falan sizin müşteriniz oluyor mu Türkiye'de? Liseden satın alma yapıyor mu? Türkiye'de biraz uğraştık, beceremedik. Yurt dışında ama liselere satıyoruz. Örneğin Kore'de bir liseye 6 set STM, 6 set EFM sattık. Hatta bir de Easy Hams sistemi sattık. Yurt dışındaki liselere satıyoruz. Yani Türkiye'de de aslında olması lazım. Evet. Peki başka sorusu olan var mı değerli dostlar? Yok herhalde. Şimdi Bilgi Ekonomisi Derneği işte bilimin konuşulduğu, bilimin öneminin altından çizildiği, bilimle ilgili yaşanan problemlerin paylaşıldığı, onun ekonomiye yansımalarının paylaşıldığı bir dernek. Genellikle ben bir tanıtıcı konuşma yaparım. Bugün onu yapmayı unuttum. Yani sizleri, Ahmet Hocam siz Bilgi Ekonomisi Derneği'ne üye misiniz? Değilim hocam, üye olurum. Hemen, online olarak sizi üyeliğe bekliyoruz. Tamam. Yani bütün dostlarımızı bilimi seven, bilimin Türkiye için önemli olduğunu düşünen, bilimin ekonomi için, hayat için önemli olduğunu düşünen herkesi Bilgi Ekonomisi Derneğimize bekliyoruz. Üye olmaya sizleri davet ediyoruz. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum size bugünkü muhteşem sunumunuz için ve çok değerli açıklamalarınız için. Bütün dostlarımızı 14 gün sonra, 2 hafta sonra yine bir cumartesi sabahı saat 10.30'da Profesör Yunus Çengel hocamızın termodinamik üzerine yapacağı çok güzel sunumu dinlemeye davet ediyorum. Bu programa katılmanız için herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sıhhatle kalın, güzelliklerle kalın. COVID-19'a yakalanmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.